Herkese merhaba. Selanik'ten yine karşınızdayım. Bugün de çok yoğun bir gündemimiz var. Çünkü Türkiye'de gündem bir türlü bitmiyor. Bakın 12 vatan evladı şehitlerimiz neredeyse unutulacak noktaya geldi. Tabii ki biz ne unuturuz ne de unuturuz o ayrı mesele ama. Ülkenin gündemiyle herhangi bir e, dünya ülkesinde bir seneyi geçirebilirsiniz neredeyse yetişmek mümkün değil nefes nefese bir gündemle yine karşınızdayım. YouTube ekranında beni yalnız bırakmayan, kanalımızı destekleyen, e, beğen tuşuna basan, linklerimizi eşe dosta gönderen, abone olan, katılla bize destek atan tüm üyelerimize ve abonelerimize ve izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Artık günler sayıyoruz hem seçime hem de yıl sonuna. Yıl sonuna şurada ne kadar kaldı? 4-5 günümüz kaldı. Şu anda kaç abonedeyiz bilmiyorum. 397 bini gördük galiba. Umarım ki sene bitmeden 400 bini de göreceğiz. Ve yeni senede 2024 yılında haberciliğimizi, gazeteciliğimizi, kanalımızı ee, sevgili ekip dostlarım, arkadaşlarım, Fırat'la, Görkem'le e, ve tabii ki Efe'yle büyütmeye devam edeceğiz. Yeni içerikler yapmak istiyoruz. Yeni playlistlerle karşınızda olmak, tüm Türkiye'de dolaşmak ve hem memleketten hem de dünyadan vloglar yaparak e, size farklı içeriklerle de ekranda Buluşmak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha Selanik'ten selam e, göndereyim. E, Yitzhak diyor ki Türkiye'de yıl özeti yapmaya kalksak yapımı bir yıl sürer. Çok doğru söylüyorsun. O yüzden yapmıyoruz zaten çünkü yapamıyoruz. Yani almanak çıkartalım dedik. Her gün ee, en az 5 flash haber var. Neyin almanı çıkartıyorsun? 365 365'le çarptığında binlerce kişi e, ve binlerce konu oluyor. Hangi birini anlatacaksın? Süleyman hoş geldin. Ee, İpekçim yeni üyeliğini tazeledin görüyorum. Çok teşekkür ediyorum ve hoş geldin e, diyorum. 400 bine az kaldı çok haklısın. Ee, Ertuğrul Varol bize bir destek gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Genellikle bizde kadın izleyiciler önce hemen sarı popatyaları, çiçekleri gönderirler ve destek verirlerdi. Siz başlatmış oldunuz sağ olun eksik olmayın. Ve New York'tan Volkan yine her zaman olduğu gibi bize bir destek sunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Sinan sen de hoş geldin aramıza. Ali Bey hoş geldiniz. Frankfurt'a selam gönderelim. Evet biliyorum. Atina'ya gelmeyi düşündüm aslında. Üstelik bugün de bir flash haber var. Bülten'in sonunda Yağız Sabuncuoğlu'na canlı olarak bağlanacağız. Fatih Terim dosyasını anlatacak bize ama. E, yani galiba programım ona yetişmeyecek. Çünkü bir iki gün daha buradayım ve arkasından eve dönüyorum. Teşekkür ediyorum. Isparta'ya da selam e, gönderelim. Farkındayım. Çok teşekkürler desteğiniz ve varlığınız gerçekten çok önemli. Önderciğim çok teşekkürler. İsviçre'ye de selam gönderelim. Ee, Mehmet de gene üyeliğini tazelemiş. Çok teşekkür ediyorum. Nürefte'ye de selam gönderelim. Ee, Muharrem Bey de yine aynı şekilde 20 ay tazelemiş üyeliğini. Hepinize hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Salü Sehilacığım hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Durum boş. Ee, Ankara'ya da selam gönderiyoruz. Selanik'ten Ankara'ya bir hat kuralım. Ee, Brüksel'e de Ayhan Bora Kaplan haberi var. Ee, nasıl neden yok? Ayhan Bora Kaplan haberi tabii ki var. Bu yayın bir buçuk saat Gökhan Bey. Hiç izlemedin herhalde bizi. Ee, biraz sabrederseniz gündem içinde hepsini anlatacağız tabii ki. Zeynep Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, tüm destekleriniz bizim için çok çok değerli. Dayanışmanız çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi isterseniz ekonomiyle başlayalım. Çünkü ekonomide bence çok önemli gelişmeler var ama bu gündemin arasında kaybolup gidiyor ne yazık ki ekonomik gelişmeler. Bütçe görüşmeleri vardı iki haftadır biliyorsunuz mecliste ve bir asgari ücret açıklaması yapılması bekleniyor. Son saatler asgari ücrette artık ya bu akşam ya yarın bir açıklama yapacak. Tabii ki bütün açıklamaları kim yapıyor ülkede? Ee, tek bir kişi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Sayın Erdoğan yapacak bu açıklamayı da. Herhangi bir Maliye Bakanı'ndan falan böyle bir açıklama ya da Çalışma Bakanından beklemeyin. Sayın Erdoğan hiç kimseye o rolü vermez. O rolü kaptırmaz. Bu kahramanlık açıklamasını da kendisi yapacaktır diye düşünüyorum. Hoş açıklayacağı rakam bir kahramanlık açıklamasına benzeyecek mi? Onu da bilmiyoruz. Zira e, Maliye Bakanı'nın itirazları var biliyorsunuz. Ekonomi Bakanı'nın bu e, maaşlara zam falan konusunda çok ciddi çekinceleri var. Nitekim o yüzden bir türlü Masadan farkındaysanız yapılan toplantılardan bir rakam çıkamadı. Anons edilemedi. Anons edilemedi. E, bugün de bir açıklama yok. Gene Çalışma Bakanı'na soruldu. Denildi ki ne olacak bu durum. E, bakan da dedi ki valla işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Net bir rakam hiç mi konuşulmuyor? Yoksa çoktan anlaştılar aslında. E, bize bir türlü söyleyemiyorlar mı? E, böyle bir şey güne mi bekliyorlar? Hani çok flash bir haber olsun işte. Eee tek günden bu olsun ve büyük bir kahramanlık hikayesine dönüşsün, bütün her yerde manşet olsun bu açıklama falan onu mu planlıyorlar iletişim başkanlığı? İnanın bilmiyorum ama ortada hala bir rakam yok. 16-17 bin TL arasında bir rakam telaffuz ediliyor. Hem Merkez Bankası'nın projeksiyonuna bakıyorlar hem de yurt dışı raporlamaların önümüzdeki seneyle ilgili enflasyon raporlamalarına bakıyorlar. 17 bin TL'nin üzerinde komisyondan bir rakam çıkabilir mi? Valla o da mümkün. Niye mümkün? Çünkü bir kere yapacaklar ya bu zamı, bu menkıbe yaratmak yani kahramanlık hikayesi yaratmak için belki de hakikaten 17 bin üzerinde bir rakam açıklayacaklar. Bekleyip göreceğiz. Yarın kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı her çarşamba günü. Bir hafta AK Parti'nin grup toplantısı oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı mecliste konuşuyor. Bir hafta kabine toplantısı oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı külliyede konuşuyor. Fark eden bir şey olmuyor, Sayın Cumhurbaşkanı her yerde her şekilde konuşuyor aslına bakarsanız. İşte o yüzden yarınla ilgili böyle bir beklenti var. Deniliyor ki yarınki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı açıklayacak. 17 bin ve üstü bugün ya da yarın böyle bir rakamın açıklanacağı söyleniyor. Gerçi... Yani rekor bir bütçe geçti malumunuz. 15 gündür bütçe görüşmeleri vardı mecliste. Anlıyoruz ki tıpkı sabit gelirle çalışan milyonlar gibi memleketin hükümeti de iki yakasını bir araya getirememiş. Niye? Çünkü rakamlar onu gösteriyor. Rekor rakamlarla Türkiye'nin 2024 yılı bütçesi geçti geçti. Teklif geçerli 566 oydan 249'unun red oyu'na karşılık 317 kabul oyuyla meclis tarafından onaylandı hiç doğru düzgün fark etmediniz bile herhalde değil mi? Bir Diyanet'in biliyorsunuz çok acayip rakamları var bütçede. Onu farkındasınız. İletişim Başkanlığı'nın ve külliyenin zaten Beştepe Külliyesi'nin bütçesi almış başını gidiyor. Onu biliyoruz. Onun dışında hiç farkında değiliz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ne oldu? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ne oldu? Savunma Bakanlığı bütçesi ne oldu? Doğru düzgün tartışılmadı, konuşulmadı, gündeme bile gelmedi. Geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Çünkü meclis artık bir Neredeyse notere dönüştüğü için el kaldır el indir bütçe geçti mi geçti hayırlı olsun bu kadar. Zaten de öyle oldu. Bir de anı fotoğrafı çektirmiş AK Partililer. Onu gördünüz mü? Buyurunuz. Bu bütçeden tarihi bir fotoğraf. inanılmaz bir şey. Yani bütçe görüşmeleri bittikten sonra ve Cumhuriyet tarihinin rekorlar kıran 2024 bütçesi meclisten tereyağından kıl çeker gibi öylesine büyük kolaylıkla geçtikten sonra e, Sayın AKP'li vekiller de haklı olarak büyük bir memnuniyetle böyle bir fotoğraf çektirmişler. Çünkü onların aslında oylarıyla bu bütçe geçmiş oldu. Hayırlı olsun diyelim. Ee, önemli bir e, tabii ki e, e, onaylama yani 2024 bütçesi. Biliyorsunuz Mart ayında bir yerel seçim yapılacak ve ondan sonra tam 4 yıl boyunca herhangi bir seçim yok Türkiye'de. Olağanüstü bir koşul olmadıkça, sıkıntılı bir durum yaşanmadıkça, Türkiye'nin ben bir e, erken seçime gideceğini de doğrusu düşünmeyenlerdenim. Öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. 4 sene boyunca bu hükümet bu bütçelerle ee, ve bu mecliste Türkiye'yi yönetecek, kararlar verecek. Güçlü bir muhalefet olmazsa eğer yerel seçimlerde bir denge hiç değilse oluşmazsa yani büyük kentlerin önemli bir bölümü yeniden iktidara AK Parti MHP ittifakına geçerse zaten bir denge denetleme Ortamı da kalmayacak. İktidar dilediği gibi kafasına göre nasıl isterse kimsenin sesini çok duymadan şikayetini de çok ciddiye almadan 4 yıl boyunca kesintisiz olarak Türkiye'yi yönetebilecek. Şimdi bu bütçe nasıl bir bütçe? Şöyle bir bütçe bir kere ciddi rekor bir bütçe içindeki rakamlar açısından söylüyorum çok ciddi bir bütçe rakamsal olarak 11 trilyon TL harcayacak devlet 2024 yılı içinde. En az 2,7 trilyon lirada borçlanmak zorunda kalacak. Niye? Çünkü gelir gider dengesi yok. Ee, kamu idarelerine 2014 yılında 11 trilyon 7 milyar lira kaynak ayrılmış oldu. Böyle bir bütçe geçti. Ee, ama devletin gelirleri 8 trilyon. Demek ki arada 2,7 trilyonluk bir fark var. Bu fark nasıl Iı, kapatılacak diye düşünüyorsunuz. Birkaç yöntem var tabii farkın kapatılması yönünde. Bir kere bir borç ara, al, arayarak dün anlatmıştık Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili e, yayınlanan enerji kapitülasyonları gibi neredeyse bir dille kaleme alınmış kişiye özel, ülkeye özel adrese teslim ihale yasası Tam olarak böyle bir şey. E, aynı zamanda vergi gelirleri var tabii ki ülkenin. Vergilerin 1.2 trilyonu başta çalışanlar olmak üzere gelir vergisi mükelleflerinden alınıyor malumunuz. Zengin fakir ayırt edilmiyor. Yalnız Mehmet Şimşek özellikle konut vergileriyle ilgili birinci konut, ikinci konut, işte efendim bahçeli ev, villa, tipe ev falan gibi yeni vergi düzenlemeleri yapmak istediklerini açıkladı. Bakalım yapacaklar mı? KDV için 1.7 trilyon topluyorlar. Özel tüketim vergisi içinde 1.4 trilyon lira tahsil ediyorlar ve önümüzdeki ay önümüzdeki ayda bu vergilerin artması bekleniyor. Yine özellikle özel tüketim vergilerinin cezalar var. 24 milyar liralık bölüm trafik cezaları 50 milyar lirası da vergi cezaları. E tabii ki bir de bizim ödemelerimiz var. Biz sürekli borçlanmış vaziyetteyiz. Köprü otoyol ve şehir hastanelerine de 161 milyar lira ödeyecek Türkiye. İşte bu bütçe bu şekilde el kaldırarak ve bir anı fotoğrafıyla geçti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran şu anda gündemde olan Mehmet Şimşek ekonomi programını desteklediğini ifade etmiş. Geçen gün bir toplantıya katılmıştı Hakan Bey ve orada ekonomine doğru adımlar atılıyor. Geleceğe pozitif bakıyorum demiş. İyimser bir yorum olduğunu düşünüyorum Sayın Aran'ın yorumunun. Kaynakları üretime aktarmalıyız diye de bir yorum yapmış. Nasıl bir üretim tam olarak onu ben anlayamadım doğrusu. Türkiye'de yerli ve milli pek az şey kaldı. Ve o yerli ve milli şeyler arasında ne yazık ki üretim teknolojisi konusunda da yine çok az şey var. Savunma sanayinde belki işte Bayraktar Holding'in ürettiği İHA'lar, SİHA'lar belki sayılabilir. Onun dışında beyaz eşya sektöründe belki bir iki şirketi söyleyebiliriz sanayi yatırımcısı. Onun dışında ne kaldı ülkede yani tarıma baktığımızda stratejik bir... Alan olan tarıma baktığınızda da çok büyük sıkıntı var. Her konuda çok büyük bir sıkıntı var aslına bakarsanız. Ve e, bak mesela güven yazıyor. Yapılandırma ve varlık barışı bekliyoruz. Güven siz herhalde esiniz değil mi? E, yani de böyle bir şey bekliyorsunuz. Çünkü birçok kişinin de icra dosyası var şu anda. Çok ciddi de icra dosyası olan 2 milyona yakın dosya. Bu dosyalar da tabii ki bu şekilde e, sandırılacak. Nasıl olacak bu iş? Gördüğünüz gibi vergi üretim yapılıyor Özlem Hanım demiş birisi. Evet yani sürekli olarak yeni vergiler geliyor. Dolayısıyla işte Ayşen yazıyor şehir hastanelerine ödenen bütçe hepimize ayrılan ilaç giderinden fazla. Çok doğru düşünün yani. Daha dün ilaca zam geldi biliyorsunuz yüzde yirmi beş oranında. Yani bir yandan da şehir hastanelerini ödüyoruz. Geçmediğimiz geçmediğiniz köprüleri otoyolları ödüyoruz. E, köy dediğimiz kamu özel işbirliği e, modeliyle gerçekleşmiş olan bu projelerde Türkiye tabii kendi halkını muazzam bir şekilde borçlandırdı. Üstelik de uluslararası tahkim mahkemelerini bu konuda sorumlu kıldı. Ancak İngiltere'ye gittiğiniz zaman e, acaba bunu ödemezsek olur mu falan diye sorabiliyorsunuz. Bu e, bu gerçekten de e, büyük bir sıkıntı ve 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye küçülmek zorunda. Yani büyümeden vazgeçmek zorunda ve tekrar hakikaten üretim ve tasarruf ekonomisine dönmek zorunda ne kadar mümkün olabilecek bilmiyorum bugün kapalı çarşıda altın fiyatlarının rakamları vardı. Biz genellikle LFL yayına şey diye bakıyoruz işte böyle hani önce dövize bakıyoruz sonra altın fiyatlarına bakıyoruz ve acayip rakamlar görüyorduk. Bugün bakmadık ona ama kapalı çarşıda gram altın 2012 lirayı görmüş. Bunlar tabii çok yüksek rakamlar. Yani geçen günde konuştuk gram altın 2012 lira gram gram yani çeyrekten bahsetmiyorum gram altından bahsediyorum. Bunlar Türkiye ekonomisini 2024 yılında da çok ciddi boyutlarla da sıkıntıya sokacak ve zorlayacak rakamlar onu görebiliyoruz dövizde de aynı tablo var sterlin 37 olmuş diye yazıyordu birisi ben burada selanikteyim biliyorsunuz birkaç günlüğüne e, tabi burada her şeyi 3 ile çarpıyoruz eyvah 37 30 olmuş sterlin 29 35 olmuş e, dolar 32 34 mi olmuş ben dün en son 32 20 ile çarpıyordum buradaki bütün etiketleri demek ki artık 32 34 ile çarpmam lazım ve tabi acayip bir şey oluyor yani ne bileyim bir çay içiyorsunuz kahve içiyorsunuz bir buçuk euro diyelim ki yani onu bile 32-34 ile çarpmanız gerekiyor ve acayip rakamlar çıkıyor karşınıza. Şimdi milli ve yerli deyince tabii her şeyin milli ve yerlisine aslında ihtiyacımız var. Hem üretim ekonomisine geçmeye hem de her alanda aslında daha güvenli bir ekonomik modele geçmeye ihtiyacımız var. Dünden beri önceki günden beri şehitlerimizin yasını tutuyor Türkiye. Gerçi milyas ilan etmediler hala. Hala ortada bir milyas yok malumunuz. Ee, ve bu gerçekten de hepimizi çok inciten bir şey. Ve bu e, aslanların, evlatlarımızın, fidanların çeşitli fotoğrafları düşmeye başladı sosyal medyaya. Zaten kayıpların arkasından e, videolarını görmüştük birçoğunun e, yani. Evet tevafuk diyemeyeceğim çünkü tevafuk hayırlı bir rastlantıdır öyle değil yani hepimizin içini yakan videolarını görmüştük günün birinde şehit olursam başıma bir şey gelirse gibi çekim yaptığı videoları görmüştük dünden önceki günden itibaren Türkiye'nin dört köşesinde şehit cenazeleri kalkıyor. E, sadece o evlere düşmedi tabii o acı. Bütün hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Buyurun mesela e, şehit verdiğimiz 12 kardeşimizin dördünün e, bir askeri üste, o askeri üste bir masada çekilmiş olan fotoğrafı. Ne kadar mütevazi bir masa. Lütfen Efe o masanın fotoğrafını ekrana getirebilir misin? Evet. Gencecik çocuklar. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Gerçekten tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman tabii biliyorsunuz dünden beri bir de korkunç bir provokasyon iklimindeyiz. Siyaset bu işlere girdiği zaman bence e, çok kirleniyor bu alanlar. Uzak durması lazım bütün e, siyasilerin bu alanlardan Ama neredeyse bir seçim kampanyasına dönüştü gibi bir şey oldu bu konu malumunuz. Ve e, tabii şey... Konuşuyoruz. Yani nasıl oldu bu olay? Yani bu çocuklar ayakta kalabilir miydi? Ee, burada bir zaaf var mı? Burada bir e, farklı uygulama yapılabilir miydi? Gerçekten öyle bir askeri üs olabilir mi? E, bu e, operasyon hedefine ulaşmış mıdır? Amaç hasıl olmuş mudur? Gibi e, birçok soru var kafamızda ve e, emekli generaller, emekli albaylar, askerler bu konuyu gündeme getiriyorlar. Ama Konuşulmamış bir başka konu var ki benim dikkatimi çekti. Uzun zamandır bir siber güvenlik uzmanını e, internet ortamında takip ediyorum ve yazdıkları uyarıları e, açıkçası çok dikkatimi çekiyordu. Ersin Çahmutoğlu. E, Ersin Bey uzun zamandır Türkiye'nin kendi milli ve yerli sosyal medyasını ve siber güvenlik duvarlarını geliştirmesi gerektiğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor, makaleler yazıyor. Kendisi de zaten böyle bir şirketin e, çatısı altında görev yapan bir uzman isim. Bu e, korkunç e, katliam e, saldırı e, haberlerinden sonra Ersin Bey dedi ki ya e, askeri üstlerde askeri personelin sosyal medya e, kullanımları da bir güvenlik zaafı oluşturuyor. E, bu paylaşımlar e, benim dikkatimi çekince ben kendisine ulaştım ve bugün yayına katılıp katılmayacağını sordum. Ersin Bey şu anda bizimle beraber. Ersin Çamtoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Korkunç bir şey bu gerçekten de. Evet. Evet. Ee, şimdi biz bu 12 evladımızın e, acısı, ateşi tabii o evlere düştü. Türkiye'nin dört köşesinden, denizden, tokatdan, e, sinop'tan, e, Manisa'dan, Aksaray'dan ne yazık ki cenazeleri kaldırıyoruz ve e, yani acımız son derece derin. Ama siz paylaşımlarınıza dediniz ki. Ee, bu genç kardeşlerimiz hem askeri personel hem de e, onların amirleri niteliğindeki rütbeliler e, bulundukları üslerden TikTok'a girmişler, bölgenin adını yazmışlar, canlı yayınlar açmışlar, fotoğraflar paylaşmışlar. Ee, burada bir güvenlik zafiyeti oluşmuş olabilir. Biraz şu hikayeyi baştan anlatır mısınız lütfen? Tabii Özlem Hanım, şöyle söyleyeyim. Yani e, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Hani bu terör saldırısıyla ilişkili bir konu değil aslında. Yani ben bunu, ben ve benim gibiler uzun zamandır yazıyor, çiziyor zaten ve mümkün olduğunca uyarmaya çalışıyor yetkilileri. Şimdi bu yayınları açanlar, yani TikTok'ta, Instagram'da veya başka yerlerde yani yaklaşık bir yıldır, hatta bir yıldan daha fazla bir süredir aktifler aslında. Yani sınır ötesinde olsun, işte kırsal bölgelerde olsun, e, terör operasyonu yapıldığı kritik yerlerde olsun bu tarz yerlerde bunlar yapılıyor. Şimdi bunu zaten biz bir süredir yazıp çiziyorduk. E, sizler de arada böyle yayınlarınızda bunlardan bahsediyordunuz yani bu tarz şeyler oluyor. Fakat e, işte birkaç gün önce özellikle bu terör saldırısından sonra e, daha fazla tabii konuşulmaya başladı ve ben de e, bu işin üzerine biraz daha fazla gitmek istedim açıkçası. Ve inanılmaz bir etkileşim aldım aslında. Karşılık aldım yani paylaşım sonrasında. Yani bir saat önce falan bakmıştım. 7 milyon görüntüleme almış bu yaptığım paylaşım ve diğerleri. Ve inanın yüzlerce mesaj geldi bana. Özelden veya yorumlara falan da yazan oldu. Yani bu konuda çok kişi şikayetçi. Bunlar, bunun içerisinde askeri personeller de var. Onlar da şikayetçi. Arkadaşlarının veya işte gördüğü kişilerin bu tarz tehlikeli işlere girdiklerini söylüyorlar. Yani e, Instagram olsun, TikTok olsun, işte flört uygulaması var, azardayım o olsun. Bu tarz uygulamalarla e, bulundukları bölge etrafını da görecek şekilde yayınlar açıyorlar. Bunlar kimi zaman canlı yayın oluyor, kimi zaman işte video kaydı oluyor. Daha sonra paylaşıyorlar. E, hiçbir önlem yok, hiçbir gizlilik yok, hiçbir dikkat yok. Yani onlar eğlence amaçlı bu işleri yapıyorlar, onlara sorsanız. E, fakat e, bu işin çok ciddi te tehlikesi var. E, buradan yani terör saldırılarına bağlayacak olursak eğer, yarın öbür gün buradan doğan zafiyetlerden bir saldırıya uğramayacağı e, askerlerimizin bir garantisi yok. Yani bunlar her zaman ihtimal dahilindedir. Peki ben tek tek sorayım, tek tek anlatmaya çalışayım. Ben tabii askerlik yapmadığım için ayrıntıları bilmiyorum. Ama burada e, erkek izleyicilerimiz arasında süreçle ilgili soruları olanlar var. Tek tek sorayım size Ersin Hocam. Şimdi TAKA'da diyor ki normalde askerler sadece tuşlu telefon kullanmıyor mu? E, bir başka izleyicimiz de diyor ki e, askerler neden telefon kullanıyor? Ellerinde telefon olmaması gerekiyor. İbrahim diyor ki Android telefon kullanımı yasak aslında. Yani askeri de telefon kullanımı belli regülasyonlara ve belli kriterlere bağlı değil mi zaten? Öyle, öyle. Olsun. yani evet evet ya biz de öyle biliyoruz. Ben de şahsen öyle biliyorum. E, hatta ben şöyle söyleyeyim yani genelkurmaydan ve NSB'den e, yakında tanıdığım üst düzey isimler var. Hatta emekli bir general var e, doğrudan bu işin içerisinde olan birisiydi işte emekli olmadan önce. Kendisine de sordum. Yani bu konuda düzenlemeler çok net aslında. Fakat belirli yerlerde, işte bu bahsedilen üst bölgelerinde belirli yerlerde, e, benim tahminimce, benim yorumum bu. Bu kesinlikle e, resmi bir kaynak alınmış bilgi değil. Denetimsizlikten e, dolayı e, bu tarz cihazlar, işte akıllı telefonlar sadece Android değil, başka bir cihaz değil. Genel olarak akıllı telefonların bu tarz yerlere gizli bir şekilde e, alındığı e, anlaşılıyor. Çünkü ben kime sorduysam her şey, hatta bu bahsettiğim yorumlar, işte bana yazanlar da bu şekilde belirtiyordu. Yani yasak aslında. Hani bunlar girmemesi gerekiyor. Ve hatta şöyle bir şey var. E, eğer gerekiyorsa böyle bir şey, yani özel izinler gerekiyorsa işte belki e, akıllı telefon kullanılması gerekiyor. Bu da denetime tabi olmalı ve kontrollü olmalı. Yani e, ilgili MSB veya hangi birimse, nereye bağlıysa o birlikler, hangi şeydeyse onların, oradaki komutanlarının işte üst rütbelilerin onların koordinesinde ve kontrolünde kullanılması gerekiyor ve hiçbir şekilde sosyal medya araçlarına erişim olmaması gerekiyor. Yani bu şekilde biz de hep biliyorduk ve bu şekilde söylüyoruz. Ama demek ki dediğim gibi yani benim yorumum benim tahminim bu belli yerlerde belli bölgelerde denetimsizlik mi var veya ee, orada bir şekilde diziden el altından bunlar e, getirip götürülüyor mu? Onu tabii ki bilemiyoruz. Peki şimdi siz anladığım kadarıyla bu saldırı ile aynı tarihlerde bir takım paylaşımlar tespit ettiniz. Hatta hem TikTok üzerinde canlı yayın açan e, bazı kardeşlerimizin görüntülerini paylaşmışsınız tweetlerimizde. Hem de Instagram'da mesela bunlar öyle. Bunlar sizin gördüğünüz bunlar canlı yayın açan kardeşlerimiz değil mi bu ne yazık ki saldırıya uğrayan üstten mi yapıyorlar bu yayınları emin değilim onu anlatırsınız herhalde ama belli ki çok sayıda kişi TikTok'ta böyle bulundukları üstlerden ve askeri noktalardan canlı yayın açabiliyor hatta bir iddianız var bunu da tweetinizde yazıyorsunuz diyorsunuz ki sizin bu paylaşımlarınızdan ve uyarınızdan sonra TikTok canlı yayın moderasyon ekibi size ulaşmış. Ee, ...o tweet'i de rica edeyim Efe'den e, yazdığınız... Evet TikTok'un canlı yayın moderasyon ekibinden biri bana ulaştı. Verdiği bilgilere göre son aylarda canlı yayın açan çok sayıda TSK mensubu asker var. Hatta kendisi bana yazdığı dakikalarda Hakkari Yüksekova kırsalında bir askerin canlı yayın yapmakta olduğunu söyledi. Yayın açan askerlerin çoğu operasyon sahaları sınır ötesi üst bölgeleri gibi kritik yerlerde de görevli ve içlerinde rütbeliler de var. Bu çok büyük bir güvenlik problemi yaratır diyorsunuz. Birinci örnek olarak bunu veriyorsunuz TikTok'u bir de Instagram'da bir şey anlattınız. O da çok e, acayip bir şey. E, bir kampanya başlatılmış Instagram'da. Aktif görevde olanların da bu kampanyada paylaşım yaptığını görmüşsünüz siz. Bu basit gibi görünen ve eğlence amaçlı yapılan paylaşımların neden olacağı tehlikeleri düşünen yok sanırım diye uyarıda bulunuyorsunuz o kampanyanın ne olduğunu da gösterelim Instagram'da böyle birbirine mesaj atabildiğin hikayelerde storylerde bir takım uygulamalar var ve orada sen de bir üniformalı fotoğrafını paylaş diye bir kampanya bu Instagram üzerinden kullanılan Efe onu da ekrana getirebilir misin lütfen önemli o görsel hikayelerde paylaşılıyor ve insanlar o değil Hayır yani Instagram storylerde paylaşılan bir görsel bu Göndermiştim diye hatırlıyorum sana Instagram storylerde paylaşılan şehitlerimizin anısına üniformalı fotoğraf sen de ekle diye bir şey olması lazım. Bunu mesela genellikle hani tatil paylaşımları için yapıyorlar. Deniz kenarındayım. Sen de bir fotoğrafını ekle ve herkes kendi hikayesinde storiesinde bu görüntüleri paylaşmaya başlıyor. Ee, bu görüntüleri paylaşmaya başlıyor. Bunun bir benzerini anladığım kadarıyla şehitlerimizin anısına üniformalı fotoğraf eklediği Instagram'da bir kampanya açmışlar. Peki bunların e, ne gibi riskleri var? Bu. Evet bu. Ee, ve ekrandaki görüntü doğruysa bunu siz paylaştınız. Siz paylaştığınız anda 43.900.000 bin, bin kişi de buna katılmış. Yani bununla ilgili fotoğraf ve görsel paylaşılmış. Buradaki risk ne ve niye yapılıyor sizce bu? Gerçekten bir istihbarat bilgi toplamak için yapılan şeyler mi yoksa bilinçsizlik, sosyal medya okur yazarlığı olmadığı için yapılan şeyler mi ya da ikisi birden mi? İlk söylediğiniz şeyden başlayayım. Ee, bu paylaştığım görseller, Twitter'da paylaştığım görseller, TikTok'tan alınan görseller e, olayın işte terör saldırısının yaşandığı günle alakalı bir paylaşım değil. Bunlar benim. Ee, orada açıklamada da yazdım. Benim TikTok hesabım yok bakın ee, ve e, uygulama da elimde. Çok basit bir şekilde web üzerinden TikTok'a giriyorum, ee, bazı anahtar kelimelerle arama yapıyorum ve bunları görebiliyorum. Ee, bu bir kere çok büyük yani bu kişilerin profilleri açık anlamına geliyor ki gizli olsa da zaten büyük bir tehlike. Açık gizli olması önemli değil profillerinin ve e, bunların bir kısmı işte Hakuk gibi. ZAP gibi bölgelerden paylaşılmış. Bunları gördük ve işte bazı mesela videolar vardı onları koymadık. Yani basit bir arabayla dediğim gibi herkes girip görebiliyor. Bu birinci taraf. İkinci taraf Instagram. Şimdi Instagram'da bu başlatılan kampanyalar belki iyi niyetli başlatılıyor. Paylaşanlar iyi niyetli görüntüleri kendi işte üniformalı fotoğraflarını koyup paylaşıyor. Fakat bu işin şöyle bir sıkıntısı var. Ben fotoğrafların bir kısmına baktım. Ee, bazıları işte e, ilgili işte askerin bulunduğu birimin bir odasında paylaşmış. Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturacak bir durum yok mesela. Sadece kendisi görünüyor yüzü İşte e, üniforması var. E, etrafında veya çevresinde, arkasında başka bir şey yok. Veya işte ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Bunlar sorun değil. Fakat bunlarla birlikte... E, Yine bu Twitter'da bahsettiğim bölgelerde işte üst bölgeleri, kritik sahalarda, operasyon bölgelerinde fotoğraflar da var. Bir şekilde bunları çekmişler daha önce de daha sonra bu kampanya özelinde paylaşmışlar. Şimdi bunların her birisi büyük tehdit. Neden? Ee, sadece Instagram üzerinde söylemiyorum. Bana bu ulaşan kişiler dedim ya bunların bir tanesi bir hanımefendiydi. Ee, dedi ki bu bir örnek bunu söyleyeyim ciddiyeti anlayın, meselenin ciddiyetini. Dedi ki bana, bir gün dedi işte Hakkari'de, işte bulunduğu sınır bölgesinde, Hakkari tarafında bir asker bana yazdı. İşte tanışmak istedi, tanıştık, konuştuk. Ve çok kısa bir süre yani hiç böyle samimiyet olmadan bile işte bulunduğu yer fotoğraflarını atmaya başladı bana. İşte üstüne etrafını çekiyor, işte kendi gittiği yerleri çekiyor, canlı yayınlar yapıyor falan. Böyle büyük bir tehdit Şimdi kendisi tabii ki daha detaylı daha sonrasını anlatmadı sonraki aşamaları. Fakat şöyle düşünün yani bu irtibat kuran kişiler askerlerle bu tarz kritik yerlerde görev yapan askerlerle irtibat kuran kişiler gerçekten bir kadın olmayabilir. Gerçekten onların anladığı bir profilde birisi olmayabilir. Bunlar bir terör örgütü olabilir. İstihbarat servisi olabilir. Bakın bu paylaştığım tweetin daha sonraki paylaşımları şunu yazdım. NATO'da bir tatbikat yapıldı. Kim oluyoruz? Ona gelecektim. Bir saniye. Ona gelmeden önce Ersin hocam, burada iki soru var. Onları bir açıklığa kavuşturalım. Bir izleyicimiz Hı. diyor ki, peki hocam, bunun kontrolü ne kadar mümkün? Nasıl önüne geçilebilir? Tabii bu uygulamaları siz telefonlarınıza yüklediğiniz ve kullanmaya başladığınız andan itibaren e, bunların hiçbirinin önüne geçilemez. Yani çünkü telefonunuz sonuçta GPRS sistemiyle yani bağlanıyor, bütün uydu üzerinden bütün sinyaller gönderiliyor ve her şekilde yerinizi tespit etmek nerede olduğunuzu, ne yapmakta olduğunuzu tespit etmek çok mümkün yani internet teknolojisi ne yazık ki böyle bir teknoloji. Ha hani ne yapılabilir? Ee, yani psikoz burada bir öneri yazmış TikTok'un acil olarak TSK'da yasaklanması gerek. Ee, istihbarat zafiyeti var demiş. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Dünyada bu iş nasıl? Yani bir kere bir mut istihbarat yok mu? Jandarma istihbarat yok mu? TSK istihbarat yok mu? Bu işlerle ilgilenen bir yapı yok mu zaten silahlı kuvvetlerin içerisinde ve dünyada mesela yasak mı gerçekten? Yasak sorunu çözüyor mu ya da? Şöyle söyleyeyim bizim ilgili kurumlar ilgili birimler bu konuda Uzun zamandır çalışıyorlar ve regülasyonlar zamanında yapılmış yani bu konuda istihbarata karşı koyma e, çerçevesinde ve aynı şekilde e, operasyon güvenliği adı altında yapılan çalışmalar çok uzun zamandır var ve aktif bir şekilde devam ediyor. Burada benim dikkat çektiğim bir konu da şu: personelin bilimsizliği. En önemli sıkıntımız bu bizim. Yani bunlara gereken eğitim verilmiyor mu veya işte bunlar yeterince bilince sahip değil mi bu konularda? Ki bu kadar tehlikeli bir e, ortamda paylaşımlar yapıyorlar. Yani cep telefonlarına uygulamayı indirmeleri bir problem değil. Daha büyük problem akıllı telefon, yani o uygulamayı kullanabilecek telefonlara sahip olmaları. Çünkü onların bir görevi var ve bu görev hassas bir görev. E, bulunduğu pozisyonlarda hassas pozisyon. Dolayısıyla bunların zaten kullanmaması gerekiyor. Hani e, akıllı telefonların da kendi zafiyetleri var çünkü biz bunları çok uzun zamandır yazıyoruz. Cans yazılımlarla dinleniyor. insanlar takip ediliyor. Ee, sıralan insanlara bile bu yapılıyor. Askerlere niye yapılmasın? Dünyada da şöyle bir şey var. Şimdi o sorunuza geleyim. Ee, Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da pek çok ülkede bu tarz sorunlar yaşanıyor. Bunu çok net bir şekilde gördüm. Hatta bu çalışma sonrasında bir küçük bir araştırma yaptım. Ve e, aynı dertten aslında o ülkelerden muzdarip. Yani diyorlar ki, her ne kadar biz askerlerimizi eğitim de versek, bakın bu da önemli, yani eğitim de vermişler. Bazılarının sertifikası falan var bununla alakalı. Fakat bir noktada mali konularda zafiyet veya işte kadın zafiyeti gibi zafiyetler olduğu zaman bundan işte önüne geçemiyorlar. Bir şekilde bu kişiler, bu akıllı telefonları veya işte bu uygulamaları ediniyor, bu şekilde paylaşımlar yapıyorlar, fotoğraflarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla aslında bütün dünyada böyle bir sıkıntı var. Onu net olarak söyleyelim. Peki. Şimdi burada bir yanlış anlamaya yol açmamak adına bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de sizin adınıza. Bu evetler bizim e, başımızın tacı. Yani bu kaybettiğimiz şehitlerimize ilgili burada en ufak hani e, işte öldüler suç onlara mı ihaleydi falan. Asla asla kesinlikle bu değil. Tam tersine. Tam tersine kendilerinin emanet edildiği birliklerdeki komutanları, oradaki rütbeliler bütün bunları denetlemesi gereken ve bu eğitimleri vermesi gereken o yapının kendisi zaten. TSK dediğimiz o yapı, Savunma Bakanlığı, onların bütün bu önlemleri alıyor olmaları lazım. Bu genç çocuklar oralara geliyorlar, kimileri belki fakirlikten, kimileri vatansever bir duyguyla, kimileri belki çaresizlikten, kimileri bambaşka sebeplerle ve orada onları koruyup kollayacak profesyonel disiplinli, hesap verebilir, şef saf bir yapı olması lazım. Doğru mu dersin hocam? Yani burada sakın ha yani e, genç evlatlarımıza böyle bir e, öyle bir e, şey e, on bir kere altını çizelim. Dünyada da ne yazık ki. Olur. Buyurun. Evet. evet. E, ben de bir ek yapayım konuşmanıza. Şimdi ben zaten Twitter'da hiçbir şekilde e, şehitlerimizden bahsetmedim. Veya bunların böyle bir zafiyet oluşturmanı da bahsetmedim. Bunu baştan söyleyelim. Burada da söylemiyoruz. Buradaki dikkat çektiğim nokta benim yani paylaşımımda da oydu. Ben Instagram'da bu kampanyayı gördükten sonra, ya bu iş aslında tehlikeli bir iş dedim ve zaten daha önceden de bildiğim bu TikTok'ta yapılan paylaşımlar, işte e, Instagram'daki diğerlerini bildiğim için bu işin üzerine biraz daha fazla gitmiş oldum ve dedim ki, e, yani evet operasyona gidiyorlar, e, hepsinin farklı farklı motivasyonları var muhtemelen. Yani tabii ki e, vatan için çarpışmaya gidiyorlar ama içerisinde e, işte bu tarz e, işte. Görsel açıdan işte biraz daha farklı şeyler e, paylaşmak isteyenler oluyor. Bunların oluşturduğumuz büyük zafiyetler var. Söylemek istediğimiz bu. Yani ya, bu, bu ve ve bunun bunlara bir örnek, son bir örnek daha size sormak istiyorum. Yine paylaştığınız bir NATO çalışmasını paylaştınız. O da çok enteresandı. Bir NATO tatbikatı yapılması için, o tweetleri rica edeyim, içinde NATO, evet. Askeri personelin eğitim almasına rağmen nasıl tuzağa düşebildiğini gösteren bir NATO tatbikatını ek olarak paylaşayım. 2019 yılında NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi araştırmacıları sadece 60 dolar maliyet ve birkaç sahte Facebook hesabıyla bir askeri tatbikattaki askerlerin kimliklerini tespit edip hareketlerini anlık olarak izleyebildiler. Dört hafta boyunca bu araştırmacılar Facebook'ta askeri tatbikatla ilişkiliymiş gibi görünen sahte sayfalar ve kapalı gruplar açtılar ve askerlere arkadaş olmak için sahte hesaplar gönderdiler. Tatbikatın sonunda NATO araştırmacıları 150 askerin kimliğini tespit edebilmişti. Ayrıca çeşitli askeri birliklerin konum bilgilerini de elde ettiler ve birliklerin hareketlerini de anlık takip ettiler. Bu anlattığınız hikaye bir deney olarak 2019 yılında yapılıyor. Ee, ve bunu NATO'nun kendisi yapıyor. Neden? Çünkü kendisini uğrayabileceği istihbarat zafiyetini internet ve sosyal medya üzerinde anlamak için yapıyor bunu. Ee, ve böyle bir sonuca çıkıyor. Bugün 2023 yılındayız. Ses taklit edilebiliyor. Görüntü ve deepfake videolar yaratılabiliyor. Herhalde şu anda bunun feriştahı vardır diye düşünüyorum sosyal medyada. Tabii ki. Çok daha gelişmiş... Artık versiyonlarını görüyoruz. Çok daha gelişmiş profiller var. Ben bunun örneğini de paylaştım bir süre önce. İsrail menşeli bir e, firma e, kendileri işte e, farklı bir isim veriyor. İşte bir sistem kurmuşlar. Burada bot hesapları var ama bu bot hesaplara avatar diyorlar. E, gerçekten hiçbir fark yok gerçek hesaplardan. Hepsinin bir kimliği var. Hepsinin bir alışveriş sitesinde hesapları var. ...hepsinin e, belli yerlerde işte ilişkileri var ve bununla müthiş dezenformasyon faaliyeti yürütüyorlar... ...ve aynı zamanda e, insanları aldatmak için işte veya bir ülkenin seçimlerine müdahale etmek için kampanyalar yürütüyorlar. Yani bu yapay zeka meselesi e, özellikle sosyal medya profillerinde bu noktaya kadar gelmiş durumda. NATO'da e, diğer ülkeler gibi ve tabii ki bizim de bu maruz kaldığımız olaya göre bizde de aynı şeyler yaşanıyor... E, diyor ki bu zafiyetleri biz nasıl engelleyebiliriz ve bir test yapıyor, bir tatbikat yapıyor aslında ve daha net görmek için e, resmi Ve ortaya çıkan sonuç işte sizin de söylediğiniz gibi, benim de anlattığım gibi. Yani burada e, askerlerin dediğim gibi e, zaaflarını kullanıyorlar. Yani bu tatbikatta bunu gördük aslında. Askerlerin zafiyetleri kullanılmış ve e, onlarla bir şekilde irtibat kurulmuş işte sahte hesaplarla vesaire hatta bazılarına şöyle bir şey söylenmiş. işte bulunduğu birlikten işte dışarı çık veya işte e, bazı emirleri işte görmezden gel gibi. Bunları e, inanan, bunlara işte kanan e, personel de olmuş askeri personelde. Yani bu zafiyet aslında benim gibi büyük bir zafiyet ve e, tamamen bilinçle alakalı, farkındalıkla alakalı bir mesele. E, dolayısıyla bütün dünyanın sorunu. E, bizim, bizim de sorunumuz. Evet, bizim de sorunumuz. Oldu. Son bir soru sorayım. Sizin önerilerinizden biri de yani sıkı takip, medya okur yazarlığı, askerlerimizin, evlatlarımızın bu konuda çok sıkı bilinçlendirilmesi ve denetlenmesi konusunun dışında diyorsunuz ki yerli ve milli sosyal medya. Niye yok? Niye yok? Türkiye'nin niye yani unicorn şirketleri yok? Niye geliştiremiyoruz? Bizim <laughs> Telsan'ımız var, var, bir takımız var. Birçok startupçı, girişimci, genç yazılımcı, iyi eğitilmiş genç kardeşimiz var. Neden biz yapamıyoruz bunu? Ya aslında burada çok farklı unsurlar var. Yani bunların bir kısmına burada gireriz, bir kısmına giremeyiz aslında. Ben sos, yerli sosyal medyadan ziyade yerli ürün, yerli yazılım daha önemli. Yani cihazlarımız kullandığımız cihazlar, işletim sistemleri, kullanılan uygulamalar hepsi, hepsi için söylüyorum bunu. Özellikle kritik birimlerde olanlar için söyleniyor. Yani bakın Fransa'dan bahsettim. Yine tweetin bir öncekinde. Fransa Devlet kurumlarında artık WhatsApp, Telegram, Signal, bakın en güvenli olarak bilinen Signal'i dahi yasaklıyor artık. Ve kendi geliştirdiği bir yazılım var, ol bitti, bunu kullanacaklar. Artık birçok ülke böyle yapıyor. Bizde de e, bir süre önce e, ismini vermeyin bir şirket böyle bir girişim başlattı aslında. Ve o dönem işte Twitter'a falan da böyle bir bayağı bir tepki vardı. Yay. Ee, fakat... Yay değil mi? Yazanlar var yay. Yay galiba. Evet. 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 Tutmadı fakat yani belli eksikleri vardı. Bazı sorunları vardı. Tutmadı. Yani yerli sosyal medya olup olmaması çok önemli değil. Dediğim gibi daha işin ciddi tarafları var. Yani yerli ürünler yerli yazılım konusundan bahsediyorum. Bu noktada da çalışmalar olmuş bir dönem. Sonra bunlar duraksamış gibi. Fakat hiçbir şekilde yani çok uzun zaman geçti. Yıllarda konuşulan mesele bu ki devlette de konuşuluyor. Yani ilgili birimlerde de konuşuluyor bu. Fakat gelinen noktada elimizde somut bir şey yok. Maalesef yok. E, dediğiniz gibi unicornumuz yok. Ben ben de uzun zamandır e, şikayet ettiğim e, uzun zamandır dile getirdiğim bir konu. Yani İsrail'den bahsediyoruz bir süredir. E, yıllarca, uzun yıllardır e, ciddi unicornlar çıkıyor oradan ve siber casusluk dünyasını domine eden bir ülke haline geldi şu an İsrail. Yani bunu biz de yapabiliriz aslında. Bizim bu konuda e, birikimlerimiz var. Altyapımız da var. Ee, işte bazı unsurlar var. Bunların e, aslında düzenlenmesi gerekiyor. E, bunları yaparsak e, potansiyelimiz var çünkü biz bunu hepsi yapabiliriz. Onu söyleyelim. Ersin Hocam çok teşekkür e ediyorum bence çok önemli bir yayındı. Bu vesileyle ekranda da tanışmış olduk. Ben sizi zaten uzun zamandır ta e, takip ediyorum. Bunun farklı versiyonlarını farklı alanlarda yapmaya devam edelim. E, sağ Olur. olun aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de eks hesabı üzerinden Ersin Çahmutoğlu'nu takip edebilirsiniz. Orada birçok alanda siber güvenlik konusunda makaleler paylaşıyor, görüşlerini paylaşıyor, vakalar e, paylaşıyor. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bu tabii e, çok önemli bir konu, şehitlerimizi konuşurken çok önemli bir konu tabii ki yani ve bu soruları da sormak zorundayız. Yani orada bir e, siber güvenlik düzenlemesi var mıydı? E, acaba oradaki evlatlarımız da böyle bir paylaşımda bulunmuş muydu? Geç onu zaten işte üstün e, çadırların görüntüleri geliyor. E, öyle bir askeri üst olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bütün bunların mecliste, e, mendi güvenlik kurulunda ya da işte meclis e, e, Milli Savunma Komisyonunda bir türlü toplanmayan 2023 yılı için de toplanmamış olan her yerde bütün bunların konuşulması gerekiyor. Biz bunu yapacağımıza e, ve ciddi şekilde hani e, bütün bunları e, bütün bunları yapacağımıza e, yapacağımıza bunları e, yeniden tasarlayacağımıza ve güvenli bir istihbarat ve askeri ekosistem yaratmak için emek vereceğimize biz ne yapıyoruz? Sürekli olarak provokatif bir siyasi gündemin içerisinde buluyoruz kendimizi. Bugün de vardı, bugün de bitmedi. Mesela Elazığ'dan bir görüntü getirelim size Efe'cim. O videoyu verebilir misin lütfen ekrana? Türkiye'nin dört köşesinden şehit cenazeleri kalkıyor ve buyurun bu da Elazığ'da. Ya ben bunları görmek istemiyorum artık ya. Bir şehit cenazesinde üstelik de dua okunuyor. Aslında insanların en huşu içerisinde, en acı içerisinde, en vakar içerisinde olması gereken bir anda biz hakikaten artık bu, bu gerçekten bence Kaybettiğimiz şehidimizin, evladımızın acısına saygısızlık, yasına saygısızlık, ailesine saygısızlık bu nasıl olabilir? Yani e, böyle bir şey nasıl olabilir? Bizim bambaşka şeyleri konuşmamız ve daha fazla evladımız ölmesin diye gerekeni yapmamız e, mevzu bahisken. şu hale bakın Meral Akşener'in çelengi indiriliyor. Gürsel Erol'un çelengi indiriliyor. Gürsel Erol bu arada CHP'nin içerisinde Özgür Özel'in bildiri tutumunu açıkça eleştirerek e, gidip o dörtlü bildiriye ee, imza atmış bir isim CHP'nin içerisinden diyeceksiniz ki ne fark eder bence de hiç fark etmez ama dün de söyledim bugün de söylüyorum bence artık şehitlerin cenazelerinde siyasetin çelengi bile olmamalı kendisi zaten olmamalı ama çelengi bile olmamalı bu çok çirkin bir şey ve ben gerçek mütedeyin Müslüman inançlı hakikaten dinine bağlı dinci değil dindar Din sömürüsü yapmayan, hakikaten hüsnü niyetle ibadet eden milyonlarca vatandaşımızın bu görüntülerden incindiğini düşünüyorum. Gerçekten kendilerini kötü hissettiklerini düşünüyorum. Durup diyorlardır ki bizim dinimiz bu muydu? İslam böyle bir şey miydi? Şehit olmuş bir e, gencecik evladın cenazesinde siyasetçilerin çelenklerinin indirildiği, provokasyon yapıldığı ve her türlü acının, her türlü değerin suistimal edildiği bir şey miydi? Ben bunu kabul etmediklerini düşünüyorum. Dün de anlatmıştım zaten Manisa'daki Aksaray'daki olaylarda şehit aileleri Özgür Özel'e e, sahip çıktılar. Ve dediler ki ya bunlar provokasyon. E, başka hiçbir e, açıklaması yok bunun. Biz bir kendi cenazemizde evladımızın acısını hissederken, yasını tutmaya çalışırken böyle şeyler yaşanmış olmasından dolayı çok üzgün hissediyoruz dediler. Bir şehit ailesine, şehit yakınına bu sözü söyletmemeliyiz biz. Yakışmıyor Türkiye'nin yüzüncü yılında. Ne Türk insanına yakışıyor, ne İslamiyete ne hakikaten kalpten Müslümanım diyen e, mütedeyin insanların dünyasına yakışıyor bu. Olmuyor, yakışmıyor bu, yakışmıyor. Yani bu bu çok büyük güvenlik sorunudur söyleyeyim size. İnsanları e, bugün Gazete Pencere'nin manşetiydi zannediyorum. E, yani yerel seçim mi yapacağız yoksa terör oylaması mı yapacağız? Saçma sapan bir ikilemin içine soktular. Dün de anlattım. Bu bir seçim kampanyasının zemini haline dönüştürüldü. İnsanların acıları üzerinden seçim propagandası yapar oldu siyasi partiler. Bu korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey ve bugün Sayın Bahçeli tabi bugün salı önemli bir gün bugün salı Sayın Bahçeli bugün çıktı Grup toplantısı vardı ve o grup toplantısı sırasında çok sert konuştu Devlet Bahçeli uzunca bir zamandır grup toplantıları yapılamıyordu. Neden Çünkü bütçe vardı Ve bakın ne dedi Bahçeli Nereye hizmet ediyorsunuz Kim ya da kimlerin nam ve hesabına Milli varlığımıza nefret saçıyorsunuz Yok öyle yağma Hiçbir haine Hiçbir işbirliği içkiye, hiçbir kiralık akıl sahibine milli şerefimizi, milli seceğimizi, milli geleceğimizi çiğnettirmeyeceğiz. Kararımız kesin, mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, bugünkü kurşun gibi ağır ortamda yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekmeyi bekleyen, çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz. Yani şimdi bu gerçekten hani e, olmayacak bir, e, bir bir açıklama. Yani açık açık Necran'ın da yazdığı gibi tehdittir bu. Yani e, kınından çekilmiş, yayı gerilmiş, ok gibiyiz filan. Şimdi e, gene dönerim bugünkü manşete. Biz yerel seçim yapıyoruz. Yani günün sonunda... Ne bileyim çöpü kim toplayacak, suyu kim dağıtacak? Öyle ya yani hani e, kamu ulaşımını, toplu taşımı kim yönetecek? Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve ilçelerinde e, bunu mu karar vereceğiz, buna mı karar vereceğiz? Yani belediye başkanı kim olacak bir beldede, bir ilçede, bir ilde buna mı karar vereceğiz? Yoksa bir terör oylaması falan mı yapıyoruz, başka bir noktada mıyız, nedir yani? Bu kadar böyle bir gündemi, bir yerel seçime bu kadar gelecek... Ve insanları böyle e, iki tane hani e, kutup arasında yine sıkıştıracak. Bakın bütün o 21 sene önceki Türkiye'nin kutuplaşma iklimine hizmet eden bütün çatışmalar geri döndü farkında mısınız? Dini değerler, Kemalist değerler hepsi geri döndü şu anda. Terör hassasiyetleri bu ülkenin. Ya bu ülkede terör örgütünü ya da terör eylemini savunacak. Oh iyi ki oldu diyecek bir kişi çıkacağına inanmıyorum ben ya. Gerçekten inanmıyorum yoktur yani olmaz bunu savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama sürekli olarak nefret dilini yayan bir anlayış var siyasette ve bu şehit cenazelerine kadar gelmiş vaziyette. Yani bitmeyen bir provokatif iklim ve böyle bir gündemde mesela iktidarın ittifak ortağı Hüdapar hem de seçim yaklaşırken bütçe görüşmeleri sırasında çıktı dedi ki Zekeriya Yapıcıoğlu biz de, de şey tartışalım dedi. E, federasyonu tartışalım, eyaleti tartışalım, özel yönetimleri tartışalım, bütün bunları açıklıkla tartışmamız lazım dedi. Bugün Adalet Bakanı demiş ki yok öyle bir dünya, e, bizim buralarda veto'muz var, bunları konuşmayız. Şimdi ben de diyorum ki o zaman, ben de diyorum ki o zaman bu ne e, perhiz, bu ne lanet turşusu diyorum. Müdahale bu meclise kim soktu? Adamlar sadece ayrılıkçı bir bakış açısını savunmuyorlar. Aynı zamanda bayrakla sorunları var, ülkenin adıyla sorunları var ve kadınlarla sorunları var. Layıklıkla sorunları var. Okullar ayrılsın, medrese eğitimine geçilsin, bayrak değilsin, ülkenin adı değilsin. Bitmek tükenmek bilmeyen talepleri var. Ve bu hüdapar şu anda mecliste. Onlara hiç kimse ses çıkartamıyor, bir şey denemiyor. Bütçe konuşmaları yapabiliyorlar tip konuşamıyor mesela Erkan Baş basın toplantısı yapabiliyor sadece çıkıp konuşamıyor. Kürsü ya Erkan Baş'ın hata milletvekili meclise gelip vekillik görevine başlayamıyor. Ama Hüdapar çıkıp bütün bunları son derece provokatif bir şekilde 12 şehidin e, e, yaşandığı günlerde konuşabiliyor. Kimse de kardeşim alo falan diyemiyor. Ama Selahattin Demirtaş bu 12 kardeş, 12 evladımız benim de kardeşimdir diye bir cümle kurduğunda herkes onun üstüne çullanabiliyor. Ya peki kardeşim yani e, bu çiftte çifte standart bunun miladına siz karar veriyorsunuz. Yani tarihinde siz tespit ediyorsunuz. Mesela FETÖ'cülük. Şu tarihte de itibaren şunu yaptıysan FETÖ'cüsün yapmadıysan değilsin. Şimdi tarihe, miladına siz karar veriyorsunuz. Şekline, şemaline siz karar veriyorsunuz. İçerine siz karar veriyorsunuz. Muhalefet partilerinden herhangi biri HDP ile e, ya da Dem'le görüştüğü zaman onlar terörist oluyor. Siz anayasa görüşmeleri için aynı karede fotoğraf verdiğiniz zaman siz terörist olmuyorsunuz. Ya da sizin Diyarbakır il başkanınız Kürtçe konuştuğu zaman e, ve ayrılıkçı bir e, e, Türkiye'yi savunduğu zaman e, işte efendim siz Diyarbakır'a gittiğinizde, ilk Kongrenizde Serok Erdoğan diye karşılandığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Abdur Davutoğlu gittiği zaman büyük sıkıntı oluyor. Ya da aynı tezleri bir başkası savunduğu zaman sıkıntı oluyor. Peki arkadaş nasıl olacak bu iş o zaman? Nasıl olacak? Bu işin içinden nasıl çıkacak vatandaş? Yani hep her şey iktidara göre, size göre, sizin uyguladığınız takvime göre, milada göre, çerçeveye göre... Ve bu 12 şeyde toprağa verdiğimiz günlerde de ne yazık ki hiç değişmiyor. Ve insan tabii merak ediyor. Acaba hikayenin arka planında başka bir şey mi var? Mesela bugün aydınlığın manşetini görmediniz. Tabii nereden göreceksiniz? Okumuyorsunuzdur büyük ihtimalle aydınlık. Ben her gün her gazeteyi okuyorum. Yabancı gazetelerde dahil olmak üzere hepsini okuyorum. Ve bugün bakın aydınlığın manşeti buydu. Mehmetçi'yi vuran silahlar İsveç'ten. E peki bugün aynı gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda İsveç oylaması görüşüldü. Buna bir şey diyor musunuz? Bugün bugün bak bugün aydınlığın manşeti büyütsene şunu ya bak ne yazmış aydınlık. Eski iktidar ortağınız, eski ittifak ortağınız. Türkiye henüz 12 şehidin acısını yaşarken İsveç'in NATO ile meclise geliyor. Geliyor değil geldi. Bugün Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüyor. Hükümet İsveç'in Türkiye'nin isteklerini yerine getirdiğini ileri sürse de Stockholm yönetimi Amerika gibi PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Teröristlerin Mehmetçi'ye karşı kullandığı silahlar arasında İsveç yapımı olanlar dikkat çekiyor. Buyurun fotoğrafını da koymuş. Yoksa acaba burada başka bir hesap mı var? Başka bir pazarlık mı var? Yani biz burada şehit cenazelerinde Akşener'in, Gürsel Erol'un, işte efendim Özgür Özel'in çelenklerinin parçalandığını, yere indirildiğini falan seyrederken aslında mecliste başka bir şey mi, bir hikaye mi dönüyor? Ne çıkacak bu oylamanın içerisinde? Ne olacak? F-16'ları alabilmesi için Türkiye'nin Amerikan Kongresi'nden okey çıkabilmesi için Türkiye'ye İsveç'e evet demesi gerekiyor Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ve iktidar ittifakının. E bu ne peki? Ha onu da bilmiyorum. Burası yani yani artık hani birçok şey e, artık tartışma konusu tabii. Ama buyurun aydınlığın manşeti bugün bu. Yani çok yakın tarihe kadar biliyorsunuz Sayın Perinçek, Sayın Erdoğan' büyük hayranlığıydı. Sayın Ethem Sancak, Şems ve e, Mevlana gibi izliyordu. Büyük bir aşk hikayesi anlatılıyordu falan. Falan. Bu arada muhalefetin diğer bölümüne bakalım isterseniz. E, seçimlerde nasıl dengeler oluşuyor biz bu... E, e, ...ikilemin içinden çıkmaya çalışırken... İyi parti e, Parti sözcüsü... ...Kürşat Zorlu bugün bir paylaşım yaptı... ...ve Hakkari'ye gideceklerini söyledi... ...çünkü meseleyi yerinde görmek ve gözlemlemek... ...istediklerini ifade etti... ...malumunuz bazı soruları sormak yasak ya... ...öyle mi oldu böyle mi oldu... E, ...operasyonda amaç hasıl oldu mu... ...tam olarak ne oldu falan gibi konuşamıyoruz bunları... ...yerinde inceleme yapacağız diyor... ...Profesör Kürşat Zorlu... ...tam tweeti şöyle... ...kim kim gidiyorlarmış niye gidiyorlarmış bir anlayalım... ...Turhan Çömez de var eğitim içerisinde... Meral Akşener'in talimatıyla gidiyorlarmış. Hep öyle oluyor ya zaten ya Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle ya da Genel Başkan'ın talimatıyla e, böyle. Mücadele olan destek kararlılığımızı ifade etmek üzere ve yerinde incelemeler yapmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Ali Demir'in başkanlığında Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, benim eski meslektaşım bir kadın gazeteci, vekil oldu şimdi. Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez. Yarın Yüksekova'ya giderek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na ardından da şehit ailemize başsağlığı ziyaretinde bulunacaklardır. Ayrıca program kapsamında bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya gelinecek ve Hakkari il merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Hadi bakalım gitmişken şeyde soracaklar mı acaba? Meral Akşener'in çelenklerini niye indiriyorlarmış? Kim indiriyormuş? Ee, Elazığ e, cenazesinde, Elazığ'daki şehidimizin cenazesinde bu görüntüler niye yaşanmış? Neyse şimdi Kürşat e, Zorlu böyle bir tweet yazdı. Aynı sırada İyi Parti'den başka görüntüler akıyordu sosyal medyaya. O görüntüleri de İbrahim Özkan paylaştı. İbrahim Özkan kim biliyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İyi Partili meclis üyesiydi. Partisinden istifa etti. İmamoğlu'nun karşısında olmayacağını, kendisini destekleyeceğini ifade etti. Bunun üzerine kendisi partisinden atıldı. O atılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İyi Partili diğer üyeler partilerinden istifa ettiler ve İbrahim Özkan'ı grubun grup başkan vekili olarak yeniden seçtiler. Bunun üzerine İstanbul İl Başkanlığı İyi Parti'nin bütün bu üyelerin tamamını disipline gönderdi. Kısacası ortalık karıştı. İbrahim Özkan şöyle bir görüntü paylaştı bugün. Vay arkadaş şüpheleniyordum ama konduramıyordum. Hür ve müstakil olmak sanırım böyle bir şey. Niye böyle bir şey yazıyor İbrahim e, Özkan? Hangi görüntüyle e, ilgili yazıyor bunu? Onu da görelim. Oğuz Sarul gene kendisi de İYİ Partili bir isim. Bir tweet paylaşıyor ve diyor ki tweetinde AKP Çatalca Belediyesi'nin resmi aracı Çatalca İyi Parti ilçe binasına bayraklama çalışması yapıyor. Yan tarafta da eski ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız İsmail İp çay ocağında oturmuş bayraklama çalışmalarını izliyor. Bizlere iftira atanlara cevabı. Gözümüzle görelim fotoğrafı Oğuz Sarul'un paylaştığı kendisi de bir e, iyi partili. Evet burası Çatalca. Büyütelim fotoğrafı. Fotoğrafta anlatılan neymiş görelim. Evet, gördüğünüz üzere İyi Parti'nin Çatalca e, İlçe Başkanlığı binası bu. Üzerindeki görsellerden anlıyoruz bunu. Buyurunuz. Bayraklama çalışması yapılıyor. Hem Türk bayrağı asılıyor hem de flama bayrakları asılıyor. Bu aracın e, AK Parti Çatalca e, ilçe Başkanlığı'na ait bir araç olduğunu iddia ediyor. Tweet'i paylaşan İyi Partili Oğuz Bey. Evet. Kimler kimlerle beraber cümlesine bir örnek gördünüz. Şimdi tabii bütün mesele İstanbul aslına bakarsanız. İstanbul'u kim geri alacak? İstanbul'da ne olacak meselesi çok önemli. İzmir'de örneğin İyi Parti ile AK Parti'nin anlaştığı, AK Parti'nin bir İzmir adayı çıkartmayacağı dedikoduları kodları var. Ankara'da halen bir İyi Partili aday arandığı e, konuşmaları var malumunuz. Mansur Yavaş'ın karşısına çıkartılacak tabii ki bu aday. E, ve Mansur Yavaş'ı açıkça destekleyen İyi Partililer zaten Ankara örgütünden istifa ettiler. Bunların arasında örgüt başkanı da vardı yani il başkanı da vardı. Bunların hepsi istifa ettiler. E, ayrıldılar İyi Parti'den ve bazıları, bazı milletvekilleri de yine Mansur Yavaş'a açık destek vererek istifa ettiler. Milletvekilliğinden istifa etmediler. İyi Parti'den yani Yüksel Aslan sonuncusuydu mesela. Dedi ki ben Mansur Yavaş'ı destekleyeceğim Ankara seçimlerinde. İyi Parti'nin bir aday çıkartmasını doğru bulmuyorum Mansur Yavaş'a karşı. Bizim Cumhurbaşkanı yapmak istediğimiz kazanacak aday diye bütün Türkiye'ye anlattığımız kişinin karşısında bir propaganda yapmayız dediler mesela. Ve böylece onlar ayrıldılar ve Mansur Yavaş'ın safına geçtiler. Şimdi İstanbul'da büyük bir tabi e, tabii yarış var. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bir kez daha kazanabilecek mi yoksa AK Parti ve veya AK Parti ile işbirliği yapacak olan diğer partilerin ittifak adayı mı kazanacak? Burada da bana sorarsanız en önemli yazıyı bugün günün yazısı olarak söyleyebilirim. Tolga Şardan yazmıştı T24'te büyüteç köşesindeki yazısı. Malumunuz uzunca bir süredir Uzunca bir süredir İçişleri Bakanı Ali Yerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylaşacağı konuşuluyordu. Ee, bu dedikodu ya da bu kulis bilgisi ilk nasıl çıkmıştı, hangi gazeteci yazmıştı, inanın hatırlamıyorum ama büyük bir infial olmuştu ve hatta. Yılmaz Özdil gibi isimler kendi YouTube kanallarından yaptıkları paylaşımlarda işte efendim bu Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanlığı çok beğenen, yapıp ettiklerini, mücadelesini çok alkışlayan bazı tırnak içinde muhalif görünümlü gazetecimsiler zannediyorum hepimizi kastediyordu. Çünkü ben de Ali Yerlikaya'nın karanlık örgütlerle olan mücadelesine Destek vermiş ve burada da paylaşmıştım onları. Ee, şimdi gördünüz mü işte biz size dememiş miydik Ali Yerlikaya İmamoğlu'nun karşısına hazırlanıyor. Onu işte aday yapacaklar. Bu adam değil miydi e, İslamcı olan? Bu adam değil miydi Habur rezaleti yaşandığında Şırnak'ta vali olan gibi paylaşımlar e, yapmışlardı. Ve yapmaya da devam ediyorlar biliyorsunuz. Selvi mi yazmıştı ilk? E, i̇nanın hatırlamıyorum. Yani ya saymazdı ya Selvi'ydi Yerlikaya'nın adaylaşması meselesi. Şimdi bugün Tolga Şardan'ın yazısı çok çok önemli. Çünkü ben o dönemde şöyle bir yorum yapmıştım. Bendeki bilgi de öyleydi. ben 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 demiştim ki ben Ali Yerlikaya'nın Kayan'ın İstanbul'a aday olmayı istediğini hiç zannetmiyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kendisini aday yapmayı istediğini hiç zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakanlığı Koltuğunda daha fazla ihtiyacı var. Neredeyse bir önceki dönem İçişleri Bakanlığı'na dair e, bir eleştiri, bir hani nasıl desem, bir turnusol kağıdı gibi e, operasyonlar yapan Ali Yerlikaya bu koltukta oturmaya devam eder diye bir yorum yapmıştım. Tolga Şardan'ın yazısı çok ilginç. Tolga Şardan'ın yazısını hem zamanlaması açısından hem içeriği açısından hem de şu dönemde HSK'daki kararnameler yani savcıların sürgüne gönderilmesi açısından çok iyi anlamak lazım. Ee, Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına gönderilmek isteniyormuş. Hem de çok ciddi bir şekilde gönderilmek isteniyormuş. Beraber okuyalım Tolga'nın yazısını. Ee, yok aşağıya inelim. Aşağıya inelim. Asıl özel e, bölüme okuyalım. İktidarın CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı çıkaracağı aday merak edilirken AK Parti'nin temayül yoklamasında öne çıkan isim Yerlikaya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabineye alındıktan sonra 6 ay içinde epeyce mesafe alan Yerlikaya, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra hem iktidarın hem de muhalefetin güvendiği isim haline geldi. Dediğim gibi Yerlikaya'nın kafası karışık. Şimdi buradan sonrası çok önemli. Geçen perşembeden bu yana programlarındaki yoğunluğu azalttı yabancı heyet randevularını ileri tarihe aldı. Geçen perşembeyi lütfen bir yere kaydedelim. Mesela geçen hafta 81 il valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarını Ankara'da toplayıp 2023 değerlendirmesi yapıp 2023 24'e ait hedefleri ortaya koyacaktı. Bu program ertelendi. Cumhurbaşkanlığında bakanlığını ilgilendiren toplantıya da katılamadı Ali Çünkü siyasi temasları ağır basmaya başladı. Hafta sonu da İstanbul'daydı ve siyasi temaslarına devam etti. Bakanlıkta haftalık gerçekleştirdiği güvenlik toplantısını yapamadı, erteledi. Farkındaysanız son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı günlük program paylaşımları da azaldı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre kendisi Bakanlık görevine devam etmek istiyor. Başlattığı suç ve suçlularla mücadele konusunda ülkeyi belirli bir noktaya taşımayı hedeflemiş durumda. Amacı bu hedefe ulaşabilmek ama bir de emir demiri keser durumu mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin teklifine olumlu yanıt vermekten başka bir şansı olmaz. Şimdi burası çok önemli. Bu arada Ali Yerlikaya bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli bu görüşmeden sonra açıkça olmamakla birlikte imayla dile getirdiği Yerlikaya'ya yönelik eleştirilerine son verdi. Ayrıca geçen hafta içinde Yerlikaya MHP'nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter'le bir araya geldi. İzzet Ulvi Yönter MHP'de çok önemli bir isim. Bahçeli'den sonraki genel başkan olacağıyla ilgili zaman zaman kulis bilgileri yayılır Ankara'da ve manevi oğlu gibidir Bahçeli'nin. Bunu da ben bir parantez açarak söyleyeyim. Yerlikaya'nın sosyal medyasından duyurmadığı bu ziyareti İzzet Ulvi Yönter kamuoyuna açıkladı. Nasıl açıkladı? Önce onu bir görelim isterseniz ve arkasından devam edelim. Tam burada kalmıştık. Bir not daha ettiğimde. Evet buyurun. İçişleri e, Bakanı Ali Yerlikaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'i ziyaret etti. Fotoğrafını koymuş e, İzzet Ulvi Yönter. Bu Bengi Türk internet sitesi, televizyonu ve gazetesi. MHP'ye çok yakın ...bir gazete olduğunu, yayın organı olduğunu zaten biliyoruz. Bu haberin e, büyük bir puntoyla manşetten verilmesini sağlamış İzzet Uygu Yöntar Beyefendi. E, hatta fotoğrafı görelim. Fotoğrafın nasıl bir samimi ortamda çekildiğini... ...birbirlerine sarılarak ve gülerken e, çekilmiş bir kare olduğunu da... ...izleyicilerimize gösterelim. Şimdi dönelim Tolga'nın yazısına kaldığımız yere... E, Yerli Kaya'nın sosyal medyasında duyurmadığı ziyareti Yönter kamuoyuna açıkladı. Bir not daha ekleyeyim. Yerli Kaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Süleyman Soylu'nun da destek verdiği ifade ediliyor. Yerli Kaya'nın İçişleri Bakanlığı büyük olasılıkla yakın zamanda sona erecek. Yerine ise büyük ihtimalle Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bakan koltuğuna oturacak. Bu çok dehşet bir yazı. Şimdi dönerim kapaktaki sorumuza. Sizce Ali Yerlikaya ya bir ödül mü veriliyor İçişleri Bakanlığı koltuğundan kaldırılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılarak eğer bu senaryo gerçekleşirse yoksa bir ceza mı veriliyor Sayın Yerlikaya'ya? Sayın Ali Yerlikaya'nın Tam da Bahçeli ziyareti, İzzet Ubi Yönteli ziyareti, aralarındaki buzların erimesi, bu fotoğrafın sosyal medyadan arkasından da Bengi Türk'ten servis edilmesi ee, sizce e, AK Parti MHP içerisinde uzun zamandır devam ettiğini bildiğimiz güç dengesinde dengenin kimin yanına kimin yanına geçtiğini gösteriyor. Bu arada Sinan Ateş suikastinin yıl dönümüne de sadece dört gün olduğunu hatırlatmak isterim. 3 gün sonra Sinan Ateş suikastinin birinci yıl dönümü ve orada da biliyorsunuz savcı ile ilgili soruşturmanın kendisi ile ilgili son derece soru işaretleri içeren bir süreç var. Hala aydınlatılmamış bir suikastten bahsediyoruz. Bir yandan da HSK'nın yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun hem e, e, hakimlerin yerini değiştirdikleri e, fenomenler dosyası şu anda durdu bakın. Algoritmalarda 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon izlenmeler yaratan, bütün sosyal medyayı domine eden e, ve e, birçok gazetecinin, hukukçunun e, bir neredeyse bir ambasadör, bir gönüllü gibi e, sözcülüğünü üstlendiği bu dosyalarla ilgili bir frene basıldı şu anda bakın. Bir sessizlik hakim. Benzer şekilde şike dosyası da şu anda durdu. Yasa dışı bahis dosyası da şu anda durdu. Hiçbir ilerleme alınmıyor. Ve zaten de e, Ali Yerlikaya'nın sosyal paylaşımları da Twitter hesabında, X hesabında azaldı. Bugün bu yazı e, bence günün yazısıydı ve günün manşetiydi bence. E, çünkü bu eğer doğruysa önümüzdeki dönemde yerel seçimlerden sonra siyasetin dengelerinin hangi e, parti lehine ve hangi genel başkan lehine değişeceğinin de bir göstergesidir. Bir göstergesidir. Soruyu tekrar soruyorum. Eğer Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp e, külliyenin ya da iktidar ittifakının talebiyle İstanbul'da İmamoğlu karşısında büyükşehir adayı olarak adaylaşırsa bu bir ödül müdür kendisine bir ceza mıdır? Tolga'nın yazısından anlıyoruz ki kendisi aslında İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmek istiyor. Bugün İsmail Küçükkaya bu haberi Ankara'daki İçişleri Bakanlığındaki kaynaklarına sormuş. Ve sabah yayınında Halk TV'de e, e, bakana yakın kaynaklarının, İsmail Küçükkaya'nın kendi kaynaklarının bu bilgiyi yalanladığını, ha, neresini yalanlıyorlar ben tam anlayamadım doğrusu gerçi ama yani e, hangi bölümünü aday yapılacağını mı, bunu istemediğini mi, Buna mecbur olduğunu mu, hangi bölümünü yalanlıyorlar tam bilmiyorum ama e, yepyeni bir dönem başladı İçişleri Bakanlığında. Bunu anlayabiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Bugünün sonunda hiç şüpheniz olmasın. Önce yerel seçim sürecini e, ve yine hiç şüpheniz olmasın arkasından da 2028 Türkiye'sinin Cumhurbaşkanlığı e, seçim sürecini etkileyecek. E, yani Sayın Bahçeli bence çok derece kararlı. Ne istediğini biliyor çok net söylüyor. Bugün de söyledi. Bu parti kapatılsın dedi. Bu AYM'nin e, görevleri kısıtlansın dedi. Yani çok net. MHP'nin çizgisi hiç değişmiyor. MHP durduğu yerde durmaya devam ediyor. MHP çok net. Hiç değişmiyor. Bahçeli her salı aynı şeyleri söylüyor. Buradaki soru şu. Erdoğan ne istiyor? Cumhurbaşkanı ne yapacak? AK Parti'nin içindeki klikler ne istiyor? Bir değil ki birçok. Bugün Seyhan Avşar'ın bir haberi vardı. Halk TV'den lütfen biriniz bulursanız çok sevinirim. Çünkü bu e, tartışmalı savcılardan biriyle konuşmuş kendisi. E, bence o da önemli bir röportaj. O da önemli bir röportaj. E, orada da enteresan bilgiler var. Şimdi bu yazıdan anlıyoruz ki, Tolga'nın yazısından anlıyoruz ki bir sıkıntı var. Yani bütün bu operasyonlarda bir sıkıntı var. Ve farkındaysanız hep dönüp dolaşıp kitlendiği bir isim var. O isim... Ayhan Bora Kaplan, yani dönüyoruz dolaşıyoruz, bahis yasa dışı bahis hop e, oraya uzanıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz işte fenomenler dosyası hop oraya uzanıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz şike dosyası gene oraya uzanıyor. E, dönüyoruz dolaşıyoruz İçişleri Bakanlığı'ndaki birbirine neredeyse e, yani düşman gibi gözüken, İki ayrı dönem, Soylu dönemi ve Yerli Kaya gene onunla başlıyor. Her şey Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla başlıyor. Ankara'da Ayhan Bora Kaplan demek ki çok şey biliyor ee, ve bu dosyanın ucu belki de e, yani bambaşka isimlere de dayanacaktı, ulaşacaktı. E, ve bugün anladık ki, bugün anladık ki Ayhan Bora Kaplan da meğerse kamu ihaleler almış. Şakır şakır. Bir değil, iki değil. Yani onu da gösterelim. Bu arada Ayhan Bora Kaplan'ın zaten bir kamu bankasından kredi aldığını biliyorduk. Korunup kollandığını biliyorduk. Bir takım imtiyazlar ve fırsatlar uygulandığını kendisine. Bugün anlıyoruz ki TMSF bu şirketlere el koymuş. Ayhan Bora Kaplan bağlantılı şirketlere. Bakın kimlerden ihale almışlar. Ne kadar kamu kurumu varsa hepsinden ihale almış bu şirketler. Hem de Barış Kurt isimli yani Ayhan Bora kaptanın tırnak içinde yöneticisi gibi olan, sağ kolu olan ismin içinde anıldığı şirketler. 90 milyon TL'ye yakın bu arada aldığı ihaleler. Onu da söyleyeyim. Yani sadece işte bu 700 milyonluk Halkbank'tan aldığı kredinin yanı sıra bir de kamu ihaleleri almış. TMSF haberimizin kaynağı yani Türkiye Mevduatı Sigorta Fonu. Bu, çünkü bu şirketlere tedbir kararı geldi ve el konuldu ve dönüp baktıklarında Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TÜRASAŞ TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü bu yıl 30 Mart'ta bir ihale düzenlemiş ve ana taşıyıcı kiriş alımı başlıklı ihalede yaklaşık maliyet 77 milyon 626 bin TL. 6 şirket teklif vermiş 58 milyonla Ay Yıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazanmış. Şirketin adı da Ay Yıldız. Niyeyse bütün çirkinliklerin, soygunların arkasında da hep bunların bunun arkasına e, saklanıyorlar malumunuz. Ay Yıldız koymuşlar bir de utanmadan. Yani ülkenin kamu kaynaklarını soyarken e, şirketin adını da Ay Yıldız koymuşlar. Utanmadan yani. İnsan korkar ya insan hicap duyar yani insanın eli titrer yani şöyle bir iş yaparken bu ismi kullanmaya. Binlerce şehit verildi ya o ay yıldız için utanmıyorsunuz yani. O ay yıldız parlasın diye o ay yıldız dalgalansın diye bu ülkede bu ülke kurulurken binlerce şehit verildi bu topraklarda. Şu hale bakın yani ben kaynak ben değilim TMSF ay yıldız. Ben şimdi anlıyorum Çin treni falan vesaire meselelerinde niye bu kadar ben yemişim diye buyurun. Buyurun TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü. Görüyor musunuz aldıkları ihaleleri? Ve Sivas'ın hızlı treni aylarca yapılamadı biliyorsunuz. Bir türlü hizmete açılamadı. Hatta e, uygulamasında hata olduğu söylendi. Bir başka e, mühendislik şirketi girdi ve düzeltmek durumunda kaldı. Filan filan neyse yani öyle. Borak Kaplan önemli ve anahtar ve çok kilit bir isimli. Yani bir yerlere gidecekti. Gidilemedi gidilemiyor. Seyhan Av röportajına bakın önemli bir röportaj. Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat soruşturmasını yürüten ve dün yayınlanan HSK kararnamesiyle tenzili rütbeyle Erzurum'a gönderirken savcı Gökalp Kökçe hakkında e, 2020 yılında bir e, suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı. Evet, bu eski haber. Bundan bahsetmiyorum. Bugünkü röportajından bahsediyorum Seyhan Avşar'ın. Bugünkü Halk TV'de yayınladığı bugünkü röportajından bahsediyorum. Bu eski haber arkadaşlar. Bugün Halk TV virgül Seyhan Avşar virgül enter. Evet bu. Aha. Neyse yani gördüğünüz üzere Ali Yerlikaya eğer İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına adaylaşırsa bu onun çok da seçtiği bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Benim anladığım burada başka bir dizayn var, başka bir siyasi denge var ve başka bir siyasi e, hesaplaşma var benim gördüğüm kadarıyla. Ve kendisini Süleyman Soylu'nun da desteklediği bilgisinin Tolga'nın yazısında yer alması da bence çok çok enteresan ve benzer şekilde benzer şekilde bu işin zamanlaması da enteresan bütün boyutlarıyla enteresan. Tabi İstanbul'daki bir başka konu bir başka konu deprem konusu olacak. Tıpkı yerel seçimleri bir terör oylamasına bir terör referandumuna dönüştürme, dönüştürdükleri gibi, İstanbul'da da bir deprem kampanyası yapıyorlar. Diyorlar ki biz bu şehri size yeniden inşa edeceğiz. Çok güvenli bir kent yapacağız. Tapularınızı vereceğiz. Size hibe programından destek vereceğiz. Kredi satıyorlar yani asladığı, anlayacağınız e, üzere. Fakat baktığınız zaman çok ilginç bir durum var. ve kim yapacak kardeşim bunu İstanbul'da? Soru bu. İstanbul'un çevre ve şehircilik il müdürü. O kim? Hacı Mehmet Güner. Çok güzel. Peki Hacı Mehmet Güner kim? Meğerse Hacı Mehmet Güner 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesine ruhsat veren Dönemin il müdürüymüş. İyi mi? Yani olabilir mi böyle bir şey? Olmuş işte. Olmuşu var. Haberini yapıyoruz. Yani İstanbul'da bu kentsel dönüş, dönüşümü e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Ösaseki'nin tüm boyutlarıyla vatandaşa vaat ettiği ve anlattığı bu dönüşümü gerçekleştirecek kişi çevre ve şehircilik il müdürü. Kim o kişi? Hacı Mehmet Güner. Peki Hacı Mehmet Güner kim? Ebrar sitesinde deprem döneminde 1400 kişiye mezar olan o inşaatın K blokuna ilişkin bilir kişi raporunu veren isim. Nasıl olacak o iş? Yani nasıl olacak o iş bilmiyorum ki ama halkımız tabii İstanbul seçmeni e, bence etkileniyor yani. Ee, bu deprem şeyinden stratejisinden e, ve bu sunumlardan. Bilmiyorum yani çok ilginç bir yerel seçim e, kampanyası izleyeceğiz ve çok ilginç bir e, gerçekten son derece gergin bir yerel seçim kampanyası izleyeceğiz. Benim e, anladığım bu. Benim anladığım bu. Hem gazeteciler açısından hem aday adaylar açısından çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Mart'a kadar Allah hepimize e, yani ne versin <laughs> akıl fikir mi versin, akıl sağlığı mı versin, ne versin, böyle bir şey versin işte. Gelelim bugünün popüler konularına. Bugün iki tane çok önemli popüler konu var. Bunlardan biri, madem bahis falan da konuştuk, futbol konuştuk, Fatih Terim transferi. Çok önemli bir konu. Fatih Terim transferi ve haberi de patlatan aslında geçtiğimiz günlerde yayınımıza aldığımız bence çok başarılı ve genç bir gazeteci olan e, Yağız Sabuncuoğlu oldu. Sports Dijital isimli YouTube kanalı, internet sitesinin kurucusu. Esport'ta aynı zamanda radyoda yorumculuk yapan spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu. Bugün dedi ki Fatih Terim Panati, panati, panati Panatinaikos'a gidiyor. Selanik'teyim malumunuzdur bir daha deneyim. Panatinaikos'a gidiyor. Ha oldu bu sefer. Panatinaikos'a gidiyor diye bir haber patlattı. Arkasından da Ertuğrul Özkök Fatih Terim'i aramış. Ve ilk kez Fatih Hoca Ertuğrul Özkök konuşmuş ve demiş ki evet gidiyorum. Şu anda yoldayım ve yarın sabah da idmana çıkacağım. Bu arada ben Selanik'teyim ve hani böyle dedim ki ya ben de atlasam ve gitsem ve e, yarın o idmanı çekebilsem mi acaba bir görüntü alabilir miyim falan diye. Böyle kendi kendime bir gazeteci heyecanı yaptım. Sonra da Yağız'ı aradım Yağız Sabuncuoğlu'nu. Dedim ki şu hikayenin aslını faslını bize bir anlatır mısın? Kendisi de e, şu anda ayağı kırık olduğu için kendi yayınlarını da yapamıyormuş, stüdyoya gidemiyormuş. Ama dedi ki seve seve size telefonla bağlanırım ve şu anda ben de yazı arıyorum. Çünkü çok ilginç bir hikaye bu. E, kendisi anlatacak bize hikayeyi. Umarım duyuyordur çünkü bu saatlerde arayacağımı söylemiştim bir buçuk senelik bir anlaşma sağlamış. Aslına bakarsanız anlaşma dün İstanbul'da yenen bir yemekle mümkün olmuş. Bir süredir zaten konuşuluyormuş. Bu arada hatırlatalım Panathinaikos sadece bir futbol takımı değil. Aynı zamanda bir de basket takımları var ve o basket takımları da Ergin Ataman tarafından yönetiliyor. Yani orada da bir teknik direktör var. Türk teknik direktör var. Anadolu Efes'in. Anadolu Efes'e şampiyonluk getiren koçuydu biliyorsunuz Ergin Ataman. E, ve o da Panathinaikos basket takımını yönetiyor. Şimdi de Panathinaikos'un e, futbol kulübünün başına bir Türk gidiyor. Panathinaikos'un bu arada hesabına baktım. Bir daha bakalım. Acaba bir duyuru yapmışlar mı diye. E, şöyle göstereyim. Panathinaikos'un şeyi bu. Resmi sayfası bu. Futbol kulübünün sayfası bu. Bir de ayrıca kendilerine ait bir basketbol e, kulübünün e, sayfaları var. O da zaten Ergin Ataman e, orada. Ama Fatih Terim'le ilgili bir duyuru yaptılar mı acaba diye merak ettim. E, Yağız duymadı. Bir daha deniyorum o yüzden. Ee, umarım açar. Çünkü çok enteresan bir hikaye gerçekten de ve haberi veren de Yağız Sabuncuoğlu oldu. Şimdi de Fatih Terim meselesi konuşla. Tabii şöyle de yorumlar yapıldı yani kendisiyle ilgili bir şey vardı, büyük bir dosya vardı. Bu dosyadan uzaklaşmak adına mı acaba gidiyor Panathinaikos'a diye o kadarını biz tabii öyle bir şey okuma yapamayız. E, niyet okuma yapamayız ama uzun zamandır zaten o dosyada farkındaysanız frene basılmıştı. Seçil Erzan dosyasından bahsediyoruz. Önceleri Fatih Terim Fonu deniliyordu. Arkasından Fatih Hoca bir açıklama yapmıştı ve ne alakası var ben de mağdurum demişti. Ama dosyada e, çok da fazla adı geçmeden son dönemde e, resmen dosyanın adı da unutulmuştu ve Seçil Erzan Fonu'na e, dönmüştü. Bir daha arayalım. Hay Allah ya. Eğer Yavuz'a ulaşamazsak çok e, asgari ücret e, açıklandı mı? Öyle mi? Bir bakabilir miyiz asgari ücret mi açıklanmış arkadaşlar o arada? Yok valla ben e, arıyorum arıyorum ama yazıya ulaşamıyorum. Görmüyor büyük ihtimalle. Tüh. Oysaki de sözü vardı. Neyse ne yapalım yapacak bir şey yok. Gelelim Kızıl Goncalar dosyasına. Kızıl Goncalar dosyası Fatih Terim dosyasından bile enteresan. Ben bugün Faruk Turgut'la konuştum. Aradım kendisini. Geçtiğimiz hafta Gelecek için Kadın Gücü zirvesinde birlikte bir panelde bir arada olmuştuk. Ve Kızılcık Şerbet'in hikayesini anlatmıştı. Kendisi senarist ve yönetmen Keçe. Hep beraber bir panelde bir sahnede beraberdik. Ankara, İstanbul'da, Sivis Otel'de. Aradım bugün dedim ki ya hayırdır Kızıl Goncalar meselesinde durum nedir? Hani fark Bey şöyle biz bunu dedi daha önce de yaşadık. Yasak elma sürecinde yaşadık. Arkasından Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir sınav verdik ve yaşadık. Ama dedi biz artık aşılandık dedi bu sansür, baskı vesaire meselelerine. Onun için dedi çok bir sıkıntı görmüyorum. Bize karşı savaş açtılar resmen dedi. O kadar ki dedi Darıla cezedeki çekimler için dün bunları yasaklamak için Aile Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın Darva Cezen'in kapısına kadar göndermiş. Faruk Bey ayrıntılı bir şekilde bunu anlattı. yani her yerden bizi yasaklıyorlar dedi. şeyden de yasakladılar dedi vakıflar e, kurulu başkanlığı dedi. Kullandığımız bütün vakıf binalarındaki dedi çekimlerimizi yasakladı dedi. Bir anda dedi çok büyük bir mali krize girdik dedi. Çünkü biz bütün bu mekanlara yani hem Darla Ceze'ye hem aslında e, kullandıkları diğer vakıf binalarına büyük bir ödeme yapmışlar tabii. Set kurulmuş oraya. Çok ciddi bir yatırım bunlar dedi. Ama dedi bunlara rağmen e, biz dedi yolumuza devam ediyoruz ve ben açıkçası dedi dizinin devam edeceğini düşünüyorum dedi. Buna kimse engel olamayacak dedi. Ve dizi devam edecek diye düşünüyorum dedi. Ve zaten bakıyoruz reytinglere. Bugün Özkök onu da yazmıştı. Dünkü reytinglerde bütün sıralamalarda birinci çıkmış dizi. Ben YouTube'dan izledim. Burada Selanik'te YouTube'dan izledim. Ben izlediğimde 600 bini geçmişti ikinci bölüm. Ve altında on binlerce yorum vardı. Yani öyle bir tane falan yorum değil. On binlerce yorum vardı. Ve belli ki çok beğenilmiş. Buyurun 2295 bu hangisi ikinci bölümün yorumları mı? Kızıl Goncalar ikinci bölümü nasıl buldunuz? Biraz bakalım, ee, biraz bakalım yorumlara. Dizi her iki tarafın patolojik taraflarını gösteriyor. Kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Zeynep'in tahtaya çizdiği denklem çok güzeldi. Hepiniz aynısınız. Sonunda olan kız çocuklarını oluyor. Yıllardır dizi izlemiyordum. Dizi her anlamda muhteşem, özgün amal ve özcan deniz oyunculuğu o kadar güzel ki. Devam edelim böyle. Yani dizi gerçekten de e, hani çok ciddi şekilde izlenme rakamlarına ulaştı. Bir de şu rating raporlarını verelim. E, rating raporlarını verelim. Bugün e, Özkök'ün yazısında e, vardı. Oradan e, buldum ben. Çünkü reytingler bana gelmiyor tabii ki. Ama A grubunda, AB grubunda, ABC grubunda ve Total'de. Bunlar biliyorsunuz e, çeşitli profiller rating raporlamalarında. İşte birisi daha eğitimli profil, öbürü daha zengin, öteki daha ortasını falan filan. Bütün bu profillerde ha bulmuş... Evet. Sen orijinal şey reytingi mi buldun? Ha medya ajansı mı var? Peki tamam. İkinci olmuş bakın. E, Total'de Eyyubi e, dizisinden sonra Kızıl Goncalar ikinci olmuş. AB'de Selahattin Eyyubi geçmiş ve gene ikinci olmuş. ABC'de ise birinci olmuş. ABC biliyorsunuz en geniş kapsamlı ve tüketim gücü de en yüksek olan gruptur. Ses grubudur reyting raporlamalarında. Kanal yönetimlerinin de en çok baktığı gruptur ABC grubu. Kızıl Goncalar açık ara birinci. Yani çok gerçekten ben bugün e, birinci bölümünü izlemiştim. ikinci bölümünde de YouTube üzerinden izledim. E, yani hakikaten e, ilginç bir dizi. Baştan sona ilginç bir dizi. Senarist'i ve yapım ekibi, yazım ekibi gerçekten de bu kodları çok iyi biliyor. Yani cemaatleri bu kadar iyi tanıyan, özellikle dini suistimal eden, holdingleşen ve işi tamamen ticarete döken birçok karanlık yapıyı çok iyi tanıyan bir kalem yazmış bu diziyi. İzlediğiniz zaman bütün o ayrıntılarda onu görüyorsunuz. Yani cümlelerde kullanılan karakterlerde yapılan yorumlarda hakikaten çok acayip bir ee, acayip bir e, özgeçmiş var. Yani belli ki hani bu yapıları çok çok e, iyi tanıyan bir e, yapı. Mesela birinci bölümden bazı cümleler aldım kendime. Sen cahil dediğin birine yardımcı olabilir misin diye soruyor biliyorsunuz Özcan Deniz bir psikiyatrist ve arkasından da kendi odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk portresine dönerek bak diyor o. Onun bir hikayesi var biliyorsun değil mi diyor biri soruyor bu halk için mi hürriyeti getireceğiz diye e, ve bir anekdot anlatıyor Mustafa Kemal'den e, mesela bu çok önemli bir de dizi başlarken dizi başlarken başta yazılan Ali Emran suresinden e, bir e, bir cümle var hani siz düşman idiniz o kalplerinizi birleştirmişti Faruk Turgut'la konuştuğumda meselenin aslında bu kutuplaşma e, ile ilgili olduğunu söylüyor. Geçen hafta birlikte gerçekleştirdiğimiz panelde de bütün derdinin bu olduğunu anlatmıştı Faruk Bey. Faruk Turgut demişti ki biz Kızılcık şerbetini de bu yüzden yaptık. E, Netflix'te de demişti bir başkadır dizisini izlediğimde çok etkilendim ve artık bu kutuplaşmanın bitmesi gerektiğini her tarafın derslerini alıp yeni bir sayfa açması gerektiğini düşündüğüm için e, böyle bir dizi yapmak istedim. Dedim. işte önce kızılcık Şerbeti, şimdi kızıl goncalar. Kızılcık şerbeti Show TV'de yayınlanıyor biliyorsunuz. Kızıl goncalar ise Fox TV'de yayınlanıyor. Ee, ...Kızılcık Şerbet'i ceza aldı, yayın durdurma aldı. Önce 5 yayın durdurma vermişlerdi Kızılcık Şerbet'ine, Faruk Bey onu da anlattı. Sonra iki yayın durdurmayla e, bu mesele kapandı ve dizi şu anda devam ediyor biliyorsunuz... ...ve o da Rating Record bir dizi. Benzer şekilde Kızıl Goncalar'ın da yoluna devam edeceğini düşünüyor. bir e, Bugünkü şeyden, e, bir saniye lütfen, e, izlediğim dizinin finalinden, roll caption deriz biz yani final bittiğinde o şeylerin attığı, isimlerin aktığı bölümden bir video çektim. Onu size göstermek istiyorum. Neden? Çünkü bir saniye lütfen. Bunu Efe'ye göndereyim. Efe'cim bunu sana göndermeyi unutmuştum. Şimdi gönderiyorum. Yani dizi yapılırken mesela bu vakıflar binalarında yasaklar getirmeler, Darül Aceze'nin kapısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısını kadar gönderip ya yani o derece diziyi yasaklatmaya çalışmalar falan benim çok tuhafıma gitti. Özellikle de e, özellikle de aslına bakarsanız bu e, e, roll caption'ı gördükten sonra. Çünkü roll caption'da şimdi ha buyurun bakın. Teşekkürler. Kimlere teşekkür edildiğini durduralım burada. Beraber bakalım. E, İstanbul Valiliğine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Fatih Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne, Beşiktaş Belediyesi'ne, Profesör Doktor Fetin Rüştü Yıldız'a ve Gencay Coşkun'a teşekkür ediyorlar. Arkadaşlar İstanbul Valiliği'nin izni var. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün izni var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteklemiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izinler alınmış. Fatih Belediyesi ki bir AK Partili belediye izni var. Sarıyer Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, CHP'li belediyeler izni var. Dizinin sonunda bunlara teşekkür Ediliyor. Ne oldu da birdenbire e, bu dizi bu kadar sıkıntı yarattı, bu kadar sansürün tamam. ve e, bu kadar e, paniğin e, bir hedefi haline dönüştürü? Türk başkanı inceleme başlatıyor, bakanlıklar üzerinden yazılar gidiyor, vakıflar, genel müdürlüğü mekanlara yazılar gönderiyor, tutanaklar tutuluyor. Ne oldu yani? Bu kadar sıkıntı niye yaratıldı? Kutuplaşma mı devam etsin isteniyor? Bazı karanlık tarikat yapılarının içinde olup bitenler mi bilinmesin isteniyor? Ne yani? Ama benim bugün, e <laughs> evet sıkıntı şu olabilir, Abdullah'ın yazdığı olmuş olabilir gerçekten de. Benim bugün konuştuğum Faruk Bey, yani evet bazı sıkıntıları var tabii. Özellikle mali anlamda da çünkü yani büyük bir yapım bu ve birçok şey şu anda çöp oldu yani kullandıkları o mekanlar, oralara verilen kiralar, kurulan setler falan. Ama hepsini yaparız diyor yani biz yolumuza devam edeceğiz. Nasıl ki Kızılcık Şerbeti'nde bunu yaşadık ve geride kaldı. Kızıl Goncalarda da e, bu tartışma geride kalacak e, diye düşündüğünü ifade etti Faruk Turgut yaptığımız telefon konuşması da. Özeti bu. Biz burada tabii tarikat yapılarını işte dindarların ya da dindar görünümlülerin demeliyim. Dindar benim dünyamda başka bir şeye işaret ediyor. Ee, bu tartışmaları yaparken bilin bakalım Diyanet'te ne oluyordu bir de ona bakalım isterseniz. Bugün oldu bu tartışmaların yapıldığı gün o sırada Diyanet buyurun. Ee, bu arada rekor bütçe almayı başardılar 2024 bütçesinden. 211 bin personelleriyle beraber e, tadını çıkartacaklar aldıkları bu rekor bütçenin diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün mesela daha bugün bir e, açıklama yaptı Diyanet. Diyanet'in bir aile kitabı varmış arkadaşlar. Ücretsiz dağıttığı kitap. Nasıl aile kurulur, nasıl sağlıklı aile olunur falan gibi muazzam fikirleri var anlaşılan. İki nişanlının ahlaki olmayan şekilde görüntülü görüşmesi veya mesajlaşmasının caiz olmadığı belirtilmiş bu aile kitabında. Daha da önemlisi bir kadının oğlunun yanında da örtülmesi gerektiği ifade edilmiş. Ücretsiz dağıtan, dağıtılan kitapta, diyanette bunlar yazıyor. Mükemmel. Evet, 211 bin personeliyle ülke sattığında diyanet bunları anlatıyor gençlerimize. Ondan sonra da merak ediyoruz niye böyle oldu acaba falan diye. Hani ülke nasıl bu hale geldi diye e, gerçekten de merak ediyoruz. Ben en çok e, kadının kayınpederinin elini öpmesinin haram olması ve annenin oğlunun yanında da örtülmesi gerekliliği konusundaki cümlelerine hakikaten e, bayıldım yani mükemmel. Şimdi tabii bunlar yazılınca e, kitaplarda aile kitaplarında falan. Ee, yani hakikaten insanın hani lahavle çekesi geliyor ve yani dinden imandan ayrılan çok dindar kardeşimiz var piyasada malumunuz artık sırf bunun yüzünden. Yani şimdi bunlar konuşulmasını istiyorlar ya diziye gerek yok hayatın kendisi dizi zaten alın buyurun işte Diyanet'in kitabından bir haber ekranlarınızdaydı. Ama ondan sonra dizideki bazı tarikat yapılarının kirli karanlık film fırıldakları gündeme geldiği zaman ya da Atatürkçü görünümlü aslında Atatürk'ü hiç anlayamamış bir takım tiplerin zulümleri ekrana geldiği zaman infial çıkıyor. Öyle değil böyle falan. E işte buyurun. Şimdi o sırada müsiyat Diyaneti beğenmediniz buyurun. Bir de Müstakil İş Adamları Derneği müsiyat Müstakil İş Adamları Derneği. Ne yapıyormuş meğerse? Onu görelim isterseniz. Metin Cihan sosyal medya e, gazetecisi e, kardeşimiz Metin dördü de müsiyat şirketi diye dört ayrı görsel gösterdi ekranlarda. Önce görselleri görelim. E, Efecim, evet. Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu arkadaşlarımız İsrail'e kablo satıyorlarmış. İkinciyi görelim. Bunu ben o, okuyamadım arkadaşlar. Bu beni açtı. Bunlar da İsrail'e bir şey satıyorlarmış ama evet devam. Ha burada görüyoruz zaten. Evet onlarda ne satıyorlarmış? Logitrate Plastic Scrap Protex. Plastic Scrap. Evet plastik şey satıyorlarmış. Devam. Bir görsel daha var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ha bu muydu? Peki şimdi tweet'i görelim. Dördü de müsiyat şirketi. Birincisi dünyada İsrail'e en çok çelik gönderen firma Çanakkale. Harika. İkincisi dünyada İsrail'e en çok kablo gönderen firma Denizli. Üçüncüsünün rekoru yok. Sadece inşaat malzemesi yolluyor Malatya. Sonuncusu İsrail'in çöpünü alıp nasıl ya? Suya toprağa salıyor Adana. Ve bunların dördü de müsiyat şirketiymiş arkadaşlar. Müsiyat zaten evet. müstakil Sanayici iş Adamları Derneği. Nasıl ama? Ondan sonra diziye bozuluyorlar. Peki arkadaş yani e, bu aynı müsiyat değil mi 1 Ocak'ta bizim mitinge davet eden? Ben mi yanlış gördüm? Ha işte evet buyurun Milli İrade Platformu. E, ama bunu Milli İrade Platformu yapıyor ama mitingi? Paylaşım müsiyat yapmış. Şehitlerimize rahmet Filistin'e ha evet. Lanet 1 Ocak 2024 saat 8.30'da. Gelin hep birlikte bir ocak sabahını gül bir sesle aydınlatalım. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek, onlar için dua etmek ve mazlum Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını hep bir ağızdan e, duyurmak için Ayasofya, Sultan Ahmet Süleymaniye, Taksim Camii ve Eyüp Sultan Camilerinde kılınacak sabah namazı sonrası şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet etkinliği için Galata Köprüsü'nde buluşalım. Evet. Gördüğünüz gibi diziye gerek yok yani korkunç şeyler yaşanıyor İsrail'de Gazze'de İsrail korkunç şeyler yapıyor İsrail demeyelim Topyekün, Netanyahu hükümeti diyelim çünkü ben biliyorum ki İsrail'de yaşayan ya da aslında Musevi olan ama İsrail'de yaşamayan birçok kardeşimiz bu katliamdan son derece rahatsız ve üzüntü duyuyor umuyorum Netanyahu hükümetinin de sonu olacak gerçekten de bu katliam orada büyük bir acı var büyük bir insan zulmü var insan kıyımı var Dün de göstermiştim, Selanik'te kaldığım da, e, daire solcu bir mahallenin içerisinde ve e, apartmanda dört katı e, neredeyse kaplayacak şekilde Free Palestine pankartı asılı duruyor burada. Ama hiç kimse de burada herhalde İsrail'e çelik satmıyordur diye düşünüyorum bunları yapanlar en azından. Evet, müsiat artı ticaret. Durum bu. Bugün de beni izlediğiniz, bizi izlediğiniz, desteklediğiniz için çok çok teşekkür e, ediyorum. Eğer ki buralarda Fatih Terim'le ilgili ve Panathiaiko süreciyle ilgili özel bir şeyler bulursam ilk benden duyacaksınız. E, hiç şüpheniz olmasın. Yarın saat 17'de yine özel bir gündemle karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşçakalın.